ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz ve tiyatroya gelen saygıdeğer misafirlerimiz, hepiniz çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Efendim, biliyorsunuz her hafta yeni skeçler yazıyoruz sizin beğeninize sunmak üzere. Çok çalışıyoruz. Alkışlarla çok güzel hareketler başlıyor. Çıktıktan sonra nasıl flörtleşeceğini bilemez. Şimdi bu skecimizde de karakterlerimiz uzun ilişkiden çıktıktan sonra arkadaşları yardımıyla nasıl flörtleşir ya da flörtleşemez bunu izleyeceğiz. Cenan ve Birsel yazdı. Flörtleşemiyorum geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Önemli şey nedir? Nedir? Bütün güzelliğin ve auranla içeri girebilmek. Güzel kardeşim, gece kulübüne girerken en önemli şey nedir? Nedir? Girebilmek. Bak şimdi, biz bu masayı neden seçtik? Neden? Çünkü en merkez yerde. Buradan istediğini görürsün, istediğini de görmezden gelirsin. Biz bu masayı neden seçtik? Neden? Bu boştu köpek. Başka şansımız mı var? Zar zor girmişiz. Bunu mecbur buradayız. Mantıklı. Anladın mı? Bak, üçüncü kuralımız da bütün özgüveninle ve dik duruşunla burada durmak. O bende. Bak. Vay koçuma ya. Vay koçuma. Bütün mabara da böyle bir asker selamı ver tam olsun. Deniyorum, ne yapayım? Bana bak, üçüncü ve en önemli kural. Gece kulübünde kardeşim cool olacaksın. Herkesin gözü sende olacak. İşte o iş bende Fero. Rahat ol. Bakayım. Kardeşim yanlış yaptın. Önce üç ağza üç burna, sonra sağa. Nasıl? Aç köpek, abdest mi alıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bileyim, ben heyecanlandım birden. Oğlum şey yapamadım. Aşkım ya, sen bayağı fabrika ayarlarına dönmüşsün ya. Ay kızım, ne yapayım ya? Benim 10 yıldır ilişkim vardı. Unutmuşum flörtleşmeyi. Mal, flört etmeyi unutmak nereden çıktı ya? Oğlum 7 yıllık ilişkim vardı. Ben nereden bileyim flörtleşmeyi? Flörtleşmek mi kaldı? Aşkım tamam, Ahmet'le güzel bir ilişkiniz vardı. İki medeni insan gibi böyle karşılıklı konuştunuz, anlaşamadınız, ayrıldınız. Tamam güzel kardeşim, Buse götüne tekmeyi vurdu. Vurdu, yallah dedi sana, yol al dedi, tıpış dedi, cırrah yürü lan dedi sana Buse. Bunlar yaşanmış olabilir ama sıkıntı yok, gülme lan. Ama sıkıntı yok. Bundan sonra ne yapıyoruz? Önümüze gelene çat çut flörtleşiyoruz kardeşim. Korkma yok. Ay kızım, ne yapayım? Ben bir erkek görünce gözüme siyah perde iniyor. Ben erkek görünce her yer toz pembe oluyor. Oğlum ben bir kadın görünce beynim mavi ekran veriyor. Yanlış. Ben bir kadın görünce pavyon gibi ışıl ışıl o götüm başım ayrı oynuyor. Bambaşka hissediyorum. Sen de öyle olacaksın. Böyle olacağım. Tamam. Aynen öyle. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız yani flörtleşmeyi? Öpüşeceğiz mi? Yok kızım ya. Direkt öyle öpüşülür mü? Önce birer içki alacaksınız. Böyle güzel sohbet edeceksiniz. Sonra numaralar verilecek. Böyle eve giderken ikinci buluşmayı bekleyeceksin. Sakın öpüşme. Şimdi nasıl oluyor? Karşılaşıyoruz, öpüşüyor muyuz? Hayvan. Hayvan. O kadar hızlı olur mu? Önce bir içki alıyorsun, sonra öpüşüyorsun. İki de. Çat. Bitti. Tamam. Sen şimdi bir içki al. Kız yok oğlum. Kime içki alacağım lan ben? Kızım ağzım dilim kurudu. 5 saattir sana bir şey anlatıyorum. Bana al işte. Ha, tamam. Hadi bir şeyler alıp geleyim. Hadi şuradan. Yürü. Yatsıyı kaçacak gibi gitme ha. Merhaba. 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 Selam. Keyifler nasıl? Benim mi? Yani ben ortaya sordum ama. Hamdolsun. Siz ikiz misiniz? Yok, tanışmıyoruz. Anladım. Ben sipariş alayım. Beyefendi önce geldi. Biraz daha bekler. Hanımefendi, ne içersiniz? Ya ben şimdi yıllardır aşkım sen ne içiyorsan aynısından dediğim için
Ne içeceğim bilmiyorum, düşünmedim. Bir deneyin. Size niye aşkım diyeyim beyefendi? Hanımefendi, ben barmenim ya. Yani o yüzden söylüyorum. Tamam, ben bir düşüneyim. Beni mi? Hayır, sizi niye düşüneyim? Ne alaka? Bar ortamındayız, her şey olabilir. Siz ne içersiniz? Nasıl? İçecek diyorum, ne istersiniz? Ya ben yıllardır aşkım sen ne içersen ondan dediğim için bilemedim ya. Beyefendi, bana niye aşkım diyesiniz? Sana niye aşkım diyeyim lan ben? Bence senin kafan karışık, biraz düşün. Sizi mi? Beni niye düşüneceksin ya? Allah, bar ortamındayız dedik de. Tamam, bakın bence siz hiç düşünmeyin. Ben size iki tane soğuk su vereyim, gidin. Çok mu soğuk? Çok soğuk ama girince alışıyorsun. O nasıl oluyor ya? Bizim burada su 80 lira. Ama 80 lira su olmaz ki. Ya gerçi nelere para vermiyoruz. Değil mi? Doğru dediniz. Bak, girince alıştın. Ben zaten 80 lira bana girince alışmıştım. Barmenle mi? Adam diyorum kızım, ne barmeni? Barmen adam değil mi? Kızım bırak, barmen... Barmenin adamlığını mı sorguluyorum? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne konuştunuz sorma, kadınla? Sorma. Barmenle mi? Lan barmen kadın mı? Mal mısın? Ne konuştunuz? Ne oldu? Oğlum heyecanlandım işte. He? Kanka su istedik. He? Su 80 lira dedi. Kadın mı? Kadın. Niye 80 lira desin? Ne bileyim kardeşim. Tamam, bak bu bir enerjidir, tamam mı? Evet. Demek ki bir kontak kurmuşsunuz. Sen şimdi oraya doğru bak. Ara ara bak ama. Böyle gözlerini devir, çok da şey yapma. Hah, aynen. Hayvan gibi hatuna kitlen. Vallahi. Kitlen. Fero, bu göz deviriyor lan, beğenmedi herhalde. Moral bozmak yok, belki şaşıdır. Allah'ım. Bana bak, çocuk bana semt abisi gibi kilitlendi. Mevzu çıkacak. Moral bozmak yok, belki kekodur. Kız bakıyor. Hı. Şimdi hafif bir selam ver. O nasıl selam vermek? Sen Azer Bülbül müsün oğlum? Sen niye böyle selam veriyorsun? Hazır öyleyken selam vereyim de sıkıntı yok. Selam verdi. Güzel. Bak şimdi. Dik dur, tamam mı? Dudaklarını tamam. Önüne çıkar. Hı-hı. Evet. Yakıcı yakıcı bak oraya. Yakıcı yakıcı bak. Aynen, gözlerini kıçıp yakıcı yakıcı bak. Aferin. Kız sana bakıyor. Hemen bir şey söyle. Hanımefendi, geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyor. Aşkım hiçbir şey yok. Barda senin o yeni ayrıldığını öğrendi ya. O yüzden söylüyor, tamam mı? Sen hiçbir şey olmamış gibi sen de bir şey söyle hemen. Bir şey... Sana da geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyor. Kız gerizekalı olduğunu anladı. Yürü gidelim, toplayalım şu mevzuyu. Geliyorlar. Arkana saklanın. Elimi bırak. Halk bardayız. Tamam, elim o el olmaz. El mi gidelim? Hayır, elimi bırak. Beni bırak. Ne oluyor? Deve güreşi mi yapacağız lan? İn. Sakin. Baştan. Selamlar, merhabalar. Abicim, tanıt kendini. Tanıt kendini. Merhaba. Kerem ben. Aslı ben de. Kızı düşürdüm. Hemen düşer mi? Devam. Çok, ya Kerem'le Aslı çok inanılmaz bir enerji denk geldi. Çok of, güzel. Kerem'le Aslı mı? Ya. Abi müthiş denk geldi. Masal gibi. Masal. Bir dakika. Bu arada ben de Ferhat. Yoksa siz de... Sultan. O da olur. Sultanım, biraz baş başa bıraksak mı gençler? Evet. Biz geçelim, siz biraz konuşun. Aha, gitme. Yok, elim ayağım titrer heyecandan. Buraya bayılıveririm. Gitme oğlum. Elim ayağım titrer heyecandan. Sıçarım buraya, yemin ediyorum. Kanter içinde ıkına ıkına buraya sıçarım vallahi. Hayır. Öyle bir şey olabilir mi? Saçmalama, hayır. Tamam, sakin ol. Bir saniye müsaade istesek. Yalan böyle. Bak kızım. Erkekler sarkastik kadınlardan hoşlanır. Düşündür onu. Bak güzel kardeşim, erkekler komik kadınlardan hoşlanır. Güldür onu. Erkekleri ne yapacağız lan biz? Pardon. Niye bana bu taktiği veriyorsun? Hayır. Hayır. Tamam, dur. Kadınlar da komik. Komik, herkes komik. Doğru. Kadınlar komik erkeklerden hoşlanır. Güldür onu. Böyle
erkekler iğneleyici laflardan hoşlanır. Sen onu kaşındır. Kadınlar düşündüren erkeklerden hoşlanır. Erkekler de hoşlanabilir ama. Hayır, tamam. Düşündür onu. Düşündüreceğim. Sen alımlısın, bakımlısın, çok güzel bir kadınsın. Kendine güven. Birader sen... Tişörtün çok iyi, tişörte güven. Tişört değil. Tişört her türlü indirir. Formayı giyseydin keşke. Hayır, tişört hazır değil. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Yap şovunu. Hadi. Aha! Aha! Kızım bunu yapabiliyordun değil mi? Niye öyle sağ? Ağzıma ses olunca yaparım. Yap şovunu orada, tamam mı? Hadi. Yap şovunu. Tamam. 13, 13, 14, 15, 16. 16 şart mı? 16 şart. Tamam, okey. Ferhat, biz geçelim mi? Tabii ki Sultancığım, geçelim. Buyurun. Buyurun. Aman Allah'ım, şu güzelliğe bakar mısın? Gel. Ya başımı döndürüyorsun. Yaparım, daha neler yaparım. Buyurun. Buyurun. Selam, rezalet bir danstı. Güzel, kulak misafiri oldum. Erkekler nelerden hoşlanır anlattın. İyisin. İlk defa mı flörtleşecekler? Uzun zaman sonra ilk flörtleri. Aa, pişt, bana bak. Çok güzelsin. Ben tecrübeliyim. Safiye ile Faik de burada tanıştı. Pişt. Tişört çok iyi. Siz de şunları için hadi. Başını döndürmek öyle bir şey mi? Al bir de at şuraya doğru. Manyak mısın? Hayır, dur. Sakin ol. Sakin. Buyur şunlar. Aslıcığım buyur. Biraz rahatlayalım Kerem. Biraz da gevşeyelim. Biraz sohbet edelim. Sohbet. Tamam, güldür onu. Güldür onu. Güldür. Adamın biri bir gün doktora gitmiş. Demiş ki bende unutkanlık var. Doktor demiş ki ne zamandan beri unutuyorsun? Adam demiş ki... Yani? Unutkan ya, unutmuş. Ne bu? Fıkra kadınlar gülsün diye. Kadınlar gülsün diye ne lan? Bakıp mısın sen? Ne diyorsun abla ya? İşte... sarkastik olsun ağla diye. Bunun nesi sarkastik ya? Bilmem, düşünmedim. Ha, düşün, düşün. Kadınlar kendini düşündüren erkekleri sever. Erkekler de öyle seviyormuş. Anladım. Sohbet akmıyor herhalde. Yok, akmıyor. Aha. Böyle de çiftleşmesi için aynı odaya bırakılan hayvanlar gibi olduk. Adamın birinin bir gün kafası kaşınmış. Bu böyle kasketi varmış kafasında, kasketin üstünden kaşımış. O da arkadaşı da demiş ki, mal mısın oğlum, kasketini çıkarıp kaşısana. O da demiş ki, sen popon kaşınınca pantolonu çıkarıyor musun? Adam inşaatçı mıymış? Abla güresin yoksa gülme ya. Sen ağır mısın? Gülmüyor lan bu. Sen Allah aşkına, ağlamıyor ya. Hayır. Gülmüyor oğlum bu, komik değil mi lan bu? Ne? Komik değil mi bu? Ne oldu? Sakin olun. Adamın birinin kasketi varmış, tamam mı? Tamam. Kasket. Dinle. Kafası kaşınmış. Tamam. Ondan sonra kasketin üstünden kaşınmış adam. Arkadaşı da demiş ki, mal demiş. Çıkartana kasketi öyle kaşsana demiş. O da demiş ki, lan sen götün kaşınınca pantolonu mu çıkarıyorsun? Komik bu. Komik, vallahi komik. Gerçekten komik. Güzel kardeşim, komik. Komik bu. Bak. Komik. İyi. Komik. Tavsiyeleriniz işe yaradı. Hayır, durun. Tamam, sakin olun. Biz ne yapmadık? Dans etmedik. İşte bu. Dans etmedik. Yani böyle dans etmedik. Etmedik. Dans edelim, gevşeyelim. Rahatlayalım, değil mi? Kardeşim. Efendim? Müzik verir misin? Kardeşim müziği... Birader, müziği kapat. Kapat, tamam.
Gelin, gel. 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 İyi de deli ettin kendini. Gel. Gel. Ne yapıyorsun? O kaşıklar ne? Aa, internette gördüm dişil enerji yükseltme dansı. Aşkım o Ayşecik keklik türküsü. Ne yaptın lan az önce? İnternette gördüm Mahmut Orhan. Mahmut Tuncer lan bu. Böyle Mahmut Orhan mı var oğlum? Bu Mahmut Tuncer yaptın lan sen. Yazıklar olsun sana verdiğim emekleri. Bir tamam flört edeceksin. Sabahtan bir şey yapıyorum. Tamam ben yapamıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Ben de yapamıyorum. Olmuyor oğlum. 7 yıllık ilişkiden yeni çıktım. Yapamıyorum ya. Siz de kusura bakmayın. Ben biraz yıprandım. Kusura bakmayın da asıl beyefendi. Ben çok yıprandım. Ya sen ne kadar yıpranmış olabilirsin? Ben 7 yıllık ilişkiden çıktım. 7 yıl. Ben 10 yıllık ilişkiden çıktım. 10 yıl. Biz 4 yıl aynı evde kaldık. Biz 6 yıl aynı evde kaldık. Oo. Biz ne hediyeler ne şarkılar, türküler, birbirine bir şeyler göndermeler. Ben ne krediler çektim, ödeyemedim. Hapis yattım. Biz söz kestik, söz! Biz nişan attık, nişan! Beni 14-15 kere aldattı. Hepsinde de affettim. En son yakın arkadaşımla aldattı. O zaman ayrıldım. Koyduk mu? Bu durumda sana koymuşlar. Hayır. Gel. Gel. Ağlama. Bana bak ağlam. Hayır, hayır yap. Buna bak, tişörtün çok güzel ağlama. Çok güzel. Bizim hayatımızı mahvetmişler. Bizim kalbimizle oynamışlar. Bizim duygularımızla oynamışlar. Bizim ruhumuzu sömürmüşler. Bizim hayatımızı sömürmüşler. Sakin. Tamam. Tamam abi. Kusura bakmayın. Tamam. Tamam ya. Tamam. Belli ki sizin zamana ihtiyacınız varmış. Biz zorladık. Tamam. Tamam. Biz gidelim. Biz gidelim. Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. Biz Ferhat'la gideceğiz. Biz Sultan'la gideceğiz. Nereye? Muhtemelen Cennet Mahallesi'ne. Buyurun. Ferhat, ben sende kalacaktım. Kardeşim, yengen kalıyor. Ben, ah. Ben de kalırsın oğlum, boş ver. Çok garip birisin sen. Ne oldu ya öyle de? Öyle. Ya şöyle yapalım Kerem. Sen bana telefon numaranı ver. Ben 6-7 aya kesin ararım. Biz en iyisi öyle yapalım o zaman. Tamam. Evet. Buradayız, hazır bir şeyler içelim. İçelim, olur. Sen ne çalkalıyorsun lan sabahtan beri vızzık vızzık orada? Özel bir kokteyl mi? Benim için özel. Yayık ayranı. Çok saçma. Bakın şöyle bir yeni hareket öğrendim. Ne? Geliyor. Allah. E düşürdün. Beni hafife aldınız. Düşürmedim. Tuttum. Tuttun mu? Zildi herhalde. Ya sanırım o final şakasından sonra. O zaman Birsel ve Canan'ın zili alalım mı? Peki sizin var mı böyle flörtleşirken şunu yapıyorum ve oluyor yani ne kadar uzun bir ilişkiden Cenan çok... Ne? Cenan çok ne ya? Ben daha soruya başladım. Cenan bana böyle bakıyor. Senin var ya, herhalde. Özel bir taktik mi? Evet, yok. Var ya mı? Bir taktik ver artık. Ben dururum. Karşı taraf zaten... Yok, yok. Özgüven yok. Yok, yok. Öyle bir şey. Hiçbir taktiğim yok ya. Hiç taktik bak, yok. Ben bir TikTok'ta bir taktik gördüm. TikTok ve taktik kelimeleri arka arka söylenmiyor bu arada. De, evet. Belki görmüşsünüzdür. Ya. Bütün kuliste bütün kızlar. Şimdi hepimiz kardeş gibi olduğumuz için böyle şakalar yapabiliyorum. Arabadalar. Çocuk kıza böyle yapıyor. Aa, şuraya bak diyor. Böyle bir şey. O zaman çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta.
Efendim merhabalar. Şimdiki skecimiz yalanını seveyim. Bir çiftimiz var, terapiye geliyorlar. Kadının şikayeti, eşinin devamlı yalan söylemesi. Burada evli çiftleri görebilir miyim? Çift olarak gelmiş, evli çiftler. Hanımlara soruyorum, en son böyle eşinin yalanını, tatlı yalanını yakalayan var mı? Böyle bir el. Bayağı profesyonel bir erkek yalancı topluluğuyla beraberiz. Burada bir hanımefendi var. Merhaba. Olsun, eşinize gelme. Arkasından konuşmak daha zevkli. Eşimle gelmedim diyor. Buyurun, merhaba. İsminiz? Birsem ben. Ne yalan söyledi abi? Şöyle, benim kartımı kullanıyor. Belli sebeplerden dolayı benim kredi kartımı kullanıyor. Dün cebinden şifresini yazdığı bir kağıdı bulmaya çalışırken bir kart düştü farklı bir renkte. O neydi dedim. Şey, yok o bir şey değil dedi, aldı hızla cebine koydu falan. Dedim ki ver bakayım hani üzerinde yazan isme bakacağım. O saklamaya çalıştıkça ben daha çok üsteliyorum. Neyse dedim en sonunda, baktım olacak gibi değil, çocuğun yanında kavga etmeyelim. Dedim sen nereye kadar saklayacaksın ki? En fazla yatana kadar. Hayda. Yani sen yatınca ben cebinden kart alıp bakacağım üstünde ne yazıyor diye. Bu kart dediğimiz böyle kredi kartı. Kredi kartı. He. Kardeşimin kartı dedi ama ondan sonra yok bilmem kimin kartı dedi. Allah'ın adını verdim söyle kimin kartı. Şey yapıldı, tespit edildi. Bir arkadaşı sekreterinin kartını vermiş. Ya ne alaka? Bilmiyorum, anlamadım. Çok zor. Şu an bu hikayeye inandık mı? Acı erkek gülümsemesi geldi. Arkadaşını aradı yanımda. Ha, bir arkadaşının sekreterinin kredi kartı. Aynen. Dedim ne alakası var ya dedi, işte belli sebeplerden dolayı ben senin kartını nasıl kullanıyorsam onlar da kendi sekreterinin kartını. O çok çelişkili ama o aralarındaki bir muhabbet. Eşime geliş nedeni belli ama o sekreter muhabbetini ben çok çözemedim açıkçası. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi böyle bir çiftimiz, bakalım terapide başlarına neler gelecek. Yalanını seveyim geliyor. Cemile ile beraber yazdık. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Bu yıl başlar mıyız seansı acaba? Ay siz burada mıydınız? Gözlüğünüz de var Halbuse. Çok pardon. Buyurun sizi dinliyorum. Nedir şikayetiniz? Laf sokuyorum. Aa nasıl? Nasılını siz söyleyeceksiniz hanımefendi. 2000 lira verdik bir seansa. Ay işte böyle. Yeni mezunsunuz herhalde, anlamadınız. Kusura bakmayın, durduramıyorum. Tamam, önemli değil. Anladım ben. Aa hayret. Anlamanıza şaşırdım. niye böyle oluyor ya? Kusura bakmayın. Tamam, ne önemli değil. Neydi isim? Neydi isim? Söylemediler mi size? Aa, kendimi resmen durduramıyorum ya. Gerçi söyleseler de siz unutursunuz. Kıt gibi bir tipiniz var. Ne olur kusura bakmayın. Haldun ben. Haldun Bey, kimse geçinemez sizle böyle yalnız. Evet ya, sormayın. Asgari ücret gibiyim. Kimse geçinemiyor benimle. Tamam. Öncelikle bu sorunun derinine inmemiz gerekiyor. Hadi ya. Vallahi helal olsun. Kitabın ortasından konuştunuz yine. Aa, yeter ha. Ne bu terbiyesizlik canım? Bana bak, tipin tarla başı, egon nişantaşı. Nasıl, ne diyorsunuz ya? Bana bak, sana var ya 2 dakika adam ol desem kaç dakikam kaldı dersin sen. Ama hanımefendi neden laf sokuyorsunuz? Ben laf sokmuyorum. Lafı ortaya koyuyorum, sen üstüne oturuyorsun. Ya. Ne oldu, ağlayacağım mı? Neyin üstüne oturuyorum ya ben? Neden böyle kırıcı konuşuyorsunuz şu an? Nece konuşuyorum? Kırıcı. Ya bakın, empati yöntemiyle sizi manipüle ettim. Bu da tedavinin bir parçası. Başkalarına nasıl hissettirdiğinizi gösterdim size Haldun Bey. Ha, anladım. Hayret! Çık dışarı! Çık haftaya gel! Tamam, abartmıyor musunuz ya? Ay çok pardon, gaza geldim. Öyle gaza geldin, tepen attı. Fazla yüz verdim, götün kalktı. Aa! Son lafı ben soktum. Ama bak! Manyak mıdır nedir ya? Ben seni yeni sezonda yazayım da gör. Ya ittirme, ittirme. Niye ittiriyorsun? Niye ittiriyorsun? İttiriyorum. 10 yaşındaydım Kurban Bayramı'nda. Koyun almıştı. Koyunun adı Mülayim'di. Mülayim çok tatlı bir şeydi. Sonra kesip yedik. Ama çok lezzetli. Ya kalk ya, ne anlatıyorsun sen?
Kalk diyorum. Anlatmaya gelmedik mi? Anlatıyoruz işte. Kalk rezil. Ay daha seansımız başlamadı. Buyurun, hiç, buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Çok bekletmedim umarım. Yok, şimdi geldik biz de şimdi. Niye yalan söylüyorsun? Şimdi mi geldik? Bir saattir bekliyoruz, onu diyorum ben de. Ya sus. Üç lafın beşi yalan zaten. Ya senin. Aynı şeyi anlatıyorsun sabahtan beri ya. Aa, lütfen benim için kavga etmeyin. Allah Allah. Ya da Edin hoşuma gitti. Ne oldu? Edin deyince durdunuz. Ters psikoloji. Yaparım ara ara. Evet, neydi probleminiz? Sizi dinliyorum. Yalan. Yok kız, vallahi dinliyorum. Onu mu diyorum hanımefendi ya? Bu adamdan şikayetçiyim ya. Yalancı ta kendisi. Kredi kartımı bile kullanıyor benim. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Hayır, bir de anlaşılmayacağını düşünüyor. Nereye kadar? Yatağa kadar. Yataktan diyeceğim ben. Ben hayatında yalan söylememiş bir insanım. Oo, durum çok vahim. Durum çok vahim. Neydi isim? Üçüncü Selim. Üçüncü Selim. Dosyada Davut yazıyor. Alın işte. Bakın yine yalan söylüyor. Alışkanlık olmuş bundan. Ya yalan değil. Dosyada yazıyor zaten. Üçüncü Selim olabilir miyim ben? Diye hani kinayeli bir şekilde söyledim ya. Ya siz seansı yapın, biz gidelim. İşimiz gücümüz var. Lütfen ya. Gıy. Lütfen gıyı not alır mısınız? Gıy. Gıy deniyor. İşin gücün mü var? Pardon, ne işin gücün var? Sen çalışmıyorsun ki. Ya lafın gelişi söyledim, kadın. Kadın mı? Ha pardon, bu doğru. Doğru. Kadın mı? Doğru. Tamam. Şöyle yapalım. Soru cevap ilerleyelim. Ayten Hanım, Davut Bey'in ilk yalanını hatırlıyor musunuz? Tabii ya, bizim tanışmamız bile yalan. Ah. Bakın nasıl tanıştık biz biliyor musunuz? Ben size şöyle anlatayım. Anlatın. Bir de şöyle bir detay var. O zamanlar sarışınım. Tek fark bu mu? Tek fark bu, tek fark bu. Şimdi anlat hayatım, buyur. Neyse, ben otobüs durağında salakana salakana otobüs bekliyordum. Ana, biri durakta salakana salakana bekliyor. Yardım edin, yardım edin. Yardım edin kimsenin. Ne yapıyorsun? Ben utandım, çalmaktan utandım. Dur, bırak. Ver şunu. Ya kimse yapmayacağını da... Çantam çalınıyor. Lan! Hanımefendi, iyi misiniz? Ay, iyiyim. Bu da siz misiniz? Siz ya! Bir yola bak, bir yola bak! Ayten, nefes al, nefes al. Nefes al Ayten. Tamam, devam edelim. Ay, iyiyim, teşekkür ederim. Dikkat edin ya, bu mahalle biraz tekinsizdir. Bir şeye ihtiyacın olursa falan beni arayabilirsiniz. Numaranız yok ki. Madem istediniz, telefonunuz varsa hemen yazayım. Ayten ben bu arada. Memnun oldum, ben de Davut. Görüşürüz o zaman. Lütfen görüşelim. Görüşürüz. Lütfen. Bir tek gülüşü değişmedi. Her şey değişti. Peki sonra ne oldu, aradınız mı? Aradım, açmadı. Ah. Yanlış numara vermiş, o da yalanmış. Ya yalan değil, ben o zamanlar kontürlü telefon kullanıyorum. Kontürü yüklemediğin zaman hattın kapanıyor, hattım kapanmış. Tamam, hadi buna inandım. Peki şuna ne diyeceksin? Oğlum, niye gerçekten vuruyorsun lan, ha? Oğlum. Böyle mi anlaştık seninle? Kardeşim, tamam kusura bakma ya, inandırıcı olsun diye öyle yaptım. Tamam, bir daha almasın bak. Tamam. Bu arada kızın cüzdanını aldım ha, haberin olsun. Cüzdanı niye aldın oğlum? Oğlum inandırıcı olsun diye. Buna ne diyeceksiniz? Ya etkilemek için yaptım. Fena mı oldu? Fena oldu. Evlendik. İlişkinin ilk zamanlarında pembe yalanlar olabilir. Böyle daha ileri zamanlarda söylediği yalanı hatırlıyor musunuz? İleri zamanlar. Mesela evlilik yıl dönümümüzü hiç unutmam. 2 saat bekletmişti beni. Aa. Bakın şöyle oldu.
bir su daha! Ya hanımefendi, bu kadar su içmeyin. Belli ki ekildiniz. Ya hayır ya, daha geleli 2 saat oldu. Gelecek birazdan kocam. Hanımefendi, siz evli olduğunuza emin misiniz? Git bana 2 su daha getir. Peki. Hayatım, kusura bakma ya, beklettim. Ya nerede kaldın Davut? Arabaya park için yer bakıyordum ya. Bizim arabamız mı var Davut? İyi ki yok, biliyor musun? Yani o kadar park yeri aradım, İstanbul çok bozmuş ya. Gerçekten iyi durumdayız yani. Sen bir şey söyledin mi? Ya seni bekledim. Ben de seni. Hem de bir ömür. Bir yalan daha. Ya ne yalanı? Düpedüz iltifat. Evet, haklı iltifat. Bir durun Ayten Hanım. Devam edelim. Buyurun hanımefendi. Bu ne beyefendi? Basın özgürlüğü. Basın basın için. Bir dakika, bir dakika. Bu ne? Davut, bir şey söylemeyecek misin? Daha karar veremedim ya. Hayatım, trip atıp durma. Kötü başladık. Tamam, anlıyorum. Biraz geciktim. Ama bundan sonra güzel devam edelim. Lütfen. Senin benim ilk sevgilim olduğunu söylemiş miydin? Ya, gerçekten mi? Allah çarpsın. Ya. Davut! Ay, bir şey oldu mu adama? Öldü, öldü. Adam öldü. Ben buradayım ya, ne olacak? Ha, pardon. Ay, Davut, iyi misin? Yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Kimse yok. Yok. Beyefendi, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Davut Ayhan? Birsel Yöreoğlu. Siz tanışıyor musunuz? Hayır. Nasıl hayır ya? Kadının adını söylediğini bilir. Yaşadığı yeri de bil bari. Vallahi İzmir'de yaşadığını bilmiyorum. Ya ne diyorsun ya? Ya söylesene eski sevgili olduğumuzu. Ne? Hani ilk sevgilim bendim. Ay yazık ya. Sana da mı öyle dedi? Hep öyle diyor bu. Şuş ya. Ama bir şey olur mu? Siz şimdi kavga ediyorsunuz ya. Ayrılırsanız beni mutlaka ara, tamam mı? Hadi bakalım. Sen benim gözümün... Ay ne? Ay Ayten! Ayten! Ama ne güzel dövdün. Bir dövdün. İyi dövdün. E bayağı yalan söylemişsiniz. Hayır, yalan söylemedim. Yanlış anlatıyor. Ben ona ilk sevgilimsin demedim. İlk sevdiğimsin dedim. O kızı çok sevmiyordum. Ya sen pele bana bırak. Sen bırak, 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 bırak. Sen bana hikaye anlatma. Sen bana masal anlatma. Git bırak, bırak, bırak. Ya bir susar mısın o? Bana sesini yükseltme. Ya ben... Sen bana bağırırsın. Sen dışarıda yoksun. Ne yapıyorsunuz? Ya biz çok video izliyoruz da o oralardan şeyler. Tamam, buna bir sonraki seans bakalım. Bakalım. Olur mu? Bir sonraki seans. Peki Ayten Hanım, sizi buraya getiren, yani en son bardağın taştı dediğiniz olay nedir? Şöyle anlatayım. Geçen gün eve geldiğimde karşılaştığım manzara şuydu. Hı, anlatayım. Sevdim mi zalim kulunu? Bu yollar benim yolum mu? Öpme. Sen ne işin var evde? Aşkım biraz kırgınlık var ya, hastayım. E sabah evden işe diye çıktım. E tamam, geri geldim işte. Geri geldim işte, evden çalışacağım. Davut, sen tır şoförüsün. Tamam, direksiyon onun için işte. Allah Allah. Dur. Dur, dur, dur. Yük indireceğim, bir saniye müsaade et. Dorsey'i almayı unutmuşum ya. Lan Kars'tan Edirne'ye boşuna geldik arkadaş. Bana bak. Sen işten mi ayrıldın? Ne alakası var be? Yalan söyleme! Kovuldum. Ya ne demek kovuldum ya? Ne demek kovuldum? Kovuldum işte. Ne yapayım ya? Ya ne yapacağız şimdi? Kirayı nasıl ödeyeceğiz? Ya geçen ay ödedik ya. Canım benim, kira her ay ödenen bir şey ya. Aa. O aidat değil miydi ya? Saçmalama lütfen, saçmalama ya. Tamam, panik yapma, panik yapma. Ben ev sahibiyle konuştum. Ben ne konuştum? Eşim hamile dedim, biraz idare edecek. Ne? Ben hamile miyim? Ne? Hamile misin? İnanamıyorum. Araba kaymasın. Ya salak mısın? Kendi söylediğin yalana da inanıyorsun. Ya ben gidiyorum ya. Dur. 3 aylık ömrüm kaldı. 6 ay önce de aynı şeyi söylemişsin. Yalancı. Boşuyorum lan seni. Ayten, Ayten, gözünü seveyim ya. İşte son yalanı da buydu. Ya ama hayatım bak ya şimdi... Kes ya. Bir yalanı daha duymak istemiyorum artık ben senin. Aa, o zaman şunu takın. Ben çok merak ettim. Keşke daha önce verseydiniz. Duymazdım şunun sesini. Evet. Bir de müzik açayım size şuradan. Duymuyor değil mi? Yok. Duymuyor, duymuyor. Rahat olun. Siz ona bakmayın, boş verin.
Yazık, oynasın biraz. Tamam. Davut Bey, efendim? Neden her seferinde yalana başvurdunuz? Ya korktum çünkü. Biraz açar mısınız? Ya tamam, ben yalancıyım, evet. Yani yalan söyledim. Yalancı değilim aslında. Yalan söyledim. İşten ayrıldım, kabul ediyorum. Yani eşime de söyleyebilirdim aslında. Ama ya iş bulurum diye ben hani şey yapmak istedim orada. Sen ne yapıyorsun ya? Ya şu müziği Allah aşkına değiştirin, başka tamam, müzik tamam, açın tamam, ya. Tamam, tamam, tamam. Başka müzik açtım. Okey. Ya yalan söylüyorum, evet. Yalan söyledim. İşten atılmıştım. Nasıl olsa başka bir iş bulurum diye ben söylemedim eşim. O stresi, o şeyi, o yaşasın istemedim çünkü. E peki yıl dönümümüzdeki yalan? Ya ben onun çok sevdiği bir küpe vardı, onu aradım. 2 saat bulamadım. Geç kaldım, geç kalınca da yalan söyledim işte. Ama artık ağzımla kuş tutsam pek bir şey değişmeyecek çünkü zaten buraya ayrılmaya geldik biz, boşanacağız. Herhalde bana bir kurt bulacağız. Yalancı diyeceksiniz, etiketi vuracaksınız, göndereceksiniz. Eşim de benden ayrılacak. Ben hiç dinlemeyen bir adam. Beni hiç dinlemiyor ki. Bir kere benim ne hissediyorum beni bilmiyor. Dinlemedi çünkü. Ona göre yalancının biriyim ama ben. Bana göre ben aşık bir adamım. Ben karımı seviyorum ya. Davut! Ananız. Çok affedersin, öyle lafın gelişi ben öyle söyledim ya. Çok pardon. Duydum, duydum. Her neyin? Şeyi duydum. Her şeyi mi? Hayatım, çok özür dilerim. Şimdi anladım hatamı. Meğer ben kendimden başka hiç kimseyi duymuyormuşum. Ama söz, gerçekten artık seni dinleyeceğim hep. Seni çok seviyorum ben. Ben de o zaman bundan sonra hiç yalan söylemeyeceğim ya. Söz mü? Söz be. Ağlayacağım reklam arası yok mu? Ay çok pardon. bakın işte ne güzel çözdünüz. Çözdüğümüze göre haftaya seansta görüşürüz. Şu video olaylarına bir bakalım. Bakacağız. Bakacağız. Siz buraya arabası geldik, bize cıvıda sandınız ama bakacağız. Tamam. Bakacağız. Kadar çek burayı, çek. Tamam, tamam. Çektin mi? Haftaya gelip bakalım ona. Gel, bakalım ona. O zaman hadi gidelim şey. Nereye? Seni Boğaz'da yemeğe götüreyim mi ben? Yalan. Yok kız, vallahi götüreyim mi yemeğe? Yalan. Yok, yalan değil, gerçekten. Boğaz'da yemeğe götüreceğim seni, hadi. Yalan. Yalan değil, yalan deyip durma. Kaşınıyorsun ama sen de şimdi ya. Tamam, tamam, özür dilerim. Lütfen. Haydi gidelim, haydi. Hadi gel. Boğaz'da yemeğe giderler, son. Ya tekrar merhaba. Ben kabul ederseniz hem özür dilemeye hem de teşekkür etmeye geldim. Aa, ne oldu? Artık laf sokmuyorum. Ay çok sevindim. Ne yapıyorsunuz? İftira atıyorum. Memur bey burada bu kadın. Aa, ne? Ben aciz etti beni. Hayır, ben ne yaptım? Hareket diyenler. Zil diyenler. Arada bir alkış geldi. ÇGH buçuk. ÇG. Arkadaşlar ben arkada izledim. Küçük bir ekranda. Gerçekten herkes çok temiz oynadı. Çok güzel oynadı. O yüzden sadece sizi tebrik etmek istiyorum. Harikaydınız. Ellerinize sağlık. Çok güzel hareketler. Devam Hepimiz kendimizi bazen farklı bir kişi gibi gösterebiliyoruz. Hele de bu ilk buluşmalarda bazen çok olabiliyor. Ben yapıyor muyum?
çok az yapıyorum. Siz de yapacaksanız çok az yapın ya da hiç yapmayın. Cemile, Atakan, Batu yazdı. Aşk karnına geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ne kadar şık ve güzel bir restoran burası. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi hayatım? Ben zaten hep buraya gelirim. Tabii. Ya. Günün her öğünü, sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı. Hep buradayım vallahi, kaçırmam. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bizim rezervasyonumuz vardı da. Kimin adına? Gölgelerin gücü adına. Bünyamin. Burası size ait. Sağ olasın Osman. Ömer yalnız. Tabii ya, Ömer, Ömer. Çok kalabalık ya aşkım, olur. Kaçırıyoruz. Ömer, yenge nasıl? Boşandım ben. Yoruyordu ama Hülya abla seni ha? Tülay. Siktir et, geçelim biz şöyle. Geç aşkım, şöyle. Çok mersi. Şöyle geçelim. Aşkım, buranın neyi meşhur biliyor musun? Bilmem, neyi meşhur? Sürpriz! Söyleme. Vallahi de söylemem, billahi de söylemem. Ağzımdan tek kelime alamam. Vallahi al. Şunu vallahi kafana vururum ha. Yemin ediyorum söylemem. Bak son. Öyle bir mi? Nesi meşhur? Söylemem ki. Tamam bir yemin. Ben şey yapayım. Bir lavaboya gideyim, geliyorum. Aşkım, buranın lavabosu da çok meşhur. Vallahi çok güzel. Böyle sifona basıyorsun, su çıkıyor. Diye yukarı çıkıyor. Çok güzel. Elini böyle koyunca da vzzz diye peçete kağıdı düşüyor mu? Kız vallahi düşüyor. Çok güzel biliyorsun. Enteresan. Allah Allah. Efendim, karar verebildiniz mi? Henüz veremedim maalesef. Sizin bir tavsiyeniz var mı? Ispanak yatağında ördek getirebilirim. Boş verin. Şimdi hayvanı yatağından kaldırmayalım. Ben etli kuru fasulye alayım. Var mı? Yani et var da kuru fasulye var mı? Hemen bir soruyorum size. Tamam. Evet efendim, hoş geldiniz. Bünyamin. Baba. Ne işin var senin burada? Nasıl senin ne işin var baba? Sen pilavcıda çalışmıyor muydun? Oğlum, bıyıkları kesince çok mobbing yaptılar. İstifaya zorlandım. Bu devirde bıyıksız pilavcıda çalışmak çok zor. Zar zor buldum bu garsonunu. Hadi ya. O zaman oğluna indirim yaparsın baba. Çok pahalıymış burası. Lan ne indirimi ya? Allah Allah. Burada indirim falan yapamam. Çok pahalı gerçekten. Sen nasıl getirdin bu kızı buraya? Baba, baba nasıl getirdim? Kız çok zengin. Senin kartını aldım getirdim. Vallahi senin. Lan benim kart getirme buraya. Kıza söyle gidin ucuz bir yerde tavuk dürüm gömün. Hayır baba, tavuk dürüm falan gömmemiz saçmalama. Kız çok zengin diyorum. Baba eğer oyunumu bozarsan anneme onu aldattığını söylerim. Lan öyle bir şey yok. Çamura tizik alsın. Şimdi ben senin, ben senin ananın... Ananasları önden alayım ben. Ananas evet. Mı? Aşkım, buranın ananası çok güzel. Ya. Ananası güzel. Nasıl güzel? Var, uf, öyle böyle güzel değil. Olur. Çok iyi. Buyurun, 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 oturun. Lütfen. Tabii, tabii, tabii. Siz ne alırsınız kızım? Kızım mı? Ne münasebet. Evet, ne münasebet. Burası biraz samimi bir müesses aşkım ama fazla samimi herhalde. Sen bize ne önerirsin Selçukcuğum? Tokat kebabı. Alır mısınız? Bu yaştan sonra yiyecek halim yok. Teşekkür ederim. Ben dere yatağında tutulmuş kırlangıç çorbası istiyorum. Onu alayım. Almayın. Nasıl? Yani bir çorba olmuş 570 lira. Olacak şey mi? Yani siz şimdi bizim yoğurdumuzu ekşi almayın mı diyorsunuz? Yok, yoğurt ekşi demiyorum. Tuzlu diyorum. Beyefendi, parasıyla değil mi? Lütfen getirir misiniz? Ağza gaza gelmeseniz mi acaba Bünyamin Bey? Annem mi arıyor beni ya? Tamam. Annem arıyor. Tamam, tamam, tamam. Ben hanımefendiye çorba getiriyorum. Siz ne alırsınız Bünyamin Bey? Ben ne alayım? Ben Muğla yatağından çıkarılmış, Bodrum'da dinlendirilmiş, Marmaris'te marine edilmiş alageyik istiyorum. Yalnız boynuzlarını ayıklarsanız sevinirim. Ya sen yeğeyi belgeselde görmüş adamsın. Evet, su. Önden su getiriyorum. Hemen efendim. Suyu süzüp getirirseniz sevinirim. Siesta ma, siesta ma. Urfa mura kesa kesa ma. Siesta ma, siesta ma. Urfa mura kesa kesa ma. Buyurun efendim. Bu ne şimdi? Etli kuru fasulye sunumu. Ama alt tarafı kuru fasulye istedim canım. Alt tarafı pilav, üstü kuru fasulye efendim. Peki
Et yok bunda hiç. Var efendim, orada görmüyor musunuz? Ya nasıl ya? Yani siz et koymamışsınız ki buna. Etle fasulyeyi tanıştırmışsınız. Belli ki onlar da anlaşamamışlar, ayrılmışlar. Ya lütfen buna biraz daha et koyar mısınız? Rica ederim. Tamam efendim. Hemen gidelim. Ay buranın garsonları da bir garip. Müessese değişti herhalde, hayatım böyle değildi hiç. Ay yani burada da ne zaman acaba Paris'teki gibi köklü restoranlar olacak, merak ediyorum. Bak Paris dedim, benim kafa gitti yine. Çok güzel değil mi Paris ya? Gittin mi? Gitmez olur muyum hayatım? O şeyin oralar, Eyfel çok güzel değil mi? Eyfel'in önü, arkası, yanları, demirleri, o parça çok güzel değil mi Eyfel? Evet ya, çok sık gider misin? Şşş, fotoğrafım bile var benim Eyfel'le. Tabii ki de o böyle yamuk duruyor ya, ben onu böyle tutuyor gibi yapıyorum, böyle. Yamuk duran Pisa Kulesi değil miydi? Eyfel de yamuk. Eyfel de yamuk ama gizliyorlar hayatım. Kimseye söylemiyorlar. Nasıl ya? Dış güçler tabii. Sen nereden biliyorsun? Hayatım dış güçler diyorum. Şşş. Tamam. Benim en büyük hayalim ne biliyor musun? Nedir? İtalya'da evlenmek. Takı gelmez ki oraya. Ne yapacağız ya takıya? İhtiyacımız mı var? Bir an fakir gibi düşündüm işte. Hakikaten takıya bizim ihtiyacımız mı var? Doğru söylüyorsun. Ya diyorum ki, İtalya'ya giderken acaba senin babanın jetini istesek bize verir mi? Jet mi? Vermez o köpek ya. Neden öyle diyorsunuz Binyamin Bey? Belki vermemesinin çok geçerli bir sebebi vardır. Ya Selçukcuğum, sen benim babamı tanımıyorsun ya. Benim babam aşırı pinti biri. Tabii, jete LPG taktırmış. Jet yukarıda babam 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 diye. Korna taktırmış bir de abu be diye basıyor. Değişik bir adam. At canına çık. Ya, efendim? Sirke alır mısın çorbaya? Beyefendi, ben kırlangıç çorbası istedim. Bu tarhana çorbası. Aman nasıl şifa, nasıl güzel. Ay yok. Seviyemi düşürmeyeceğim. Ben fırında kültür şokunun yanında altın tozuna batırılmış burma tatlısı istiyorum. Ekstra kremalı. Ekstraya girer. Girsin. Sağa mı giriyor? Bana giriyor zaten. Pardon, bu ne laubalilik? Hakikaten bu ne laubalilik beyefendi? Sizin masayı donatır mısınız hemen? Lütfen masayı donatmanızı istiyorum. Her şey... Bilmiyorum be, siz şöyle bir gelir misiniz şöyle? Bahşiş istiyor herhalde hayatım, bahşiş istiyor. Şöyle yapalım. Al bakayım sen şu 200 lirayı, bizim masamızla ilgilen koçum. Neden buldun lan bunu? Sabah komedinin üstüne bırakmışsın, annemi oradan aldım. Sor git. Benim paramla bana artistik yapıyorsun. Bak, şu kıza söyle yoksa B'ye söyleyeceğim. Götür bunu buradan. Baba götüremem diyorum sana. Anlasana beni birazcık ya, idare et. Bünyamin, masaya gelir misin artık? Geliyorum hayatım şimdi. Ay niye muhatap alıyorsun ki? Niye gelir seviyeni düşürüyorsun? Doğru söylüyorsun. Gelir seviyemizi biz hiç düşürmeyelim. Ben geçiyorum masamıza. Ağzına sıçacağım akşam. Siyasama! Siyasama! Siyasama, siyasama, Urfa mor... Allah aşkına yapma, gel getir, getir, boş ver. Gel. Buyurun efendim. Bu soğanlar ölmemiş. Kıyamadık, ne yapalım? Allah Allah. Ya bir şey söyleyeceğim kardeşim, bir de verdiğiniz cevaba bak. Soğanlar ölmemiş, kıyamadık diyorum. Ya hesabı getir, ben gideceğim ya. Lütfen, rica ediyorum, hesabı getir. Alın bunları. Siyasama, siyasama, Urfa. Ay bu garsonlara katlanamıyorum. Biliyor musun bizim evde çalışanlar da böyle. Hepsi aynı galiba. Hepsine uyuz oluyorum. Ben de bizim evde çalışanlar falan hep öyle ya. Şoför, bahçıvan, evet. Uşak. Evet. Top toplayıcı çocuklar. Top toplayıcı mı? Biz top toplayıcı. Arada bahçede biz eskrim sporları yapıyoruz aşkım. O yüzden topumuz kaçıyor. Çocukları gönderiyoruz, aldırıyoruz öyle. Öyle eskrim topla mı oynanıyordu ya? Topla oynanıyor. Gizli bilgi. Bu da gizli bilgi. Kimseye söylemiyorlar. Aramızda. Sen nereden biliyorsun ya? Aşkım dünyayı yöneten 8 aile var ya. Ay biri sizsiniz. Diğeri de Mevlüt amcamlar. Onlar şimdi Çorum'da. İşte Bekir abiler var. Onlar Bayburt'a bakıyor ama Bilecik'e şimdi tayin istediler. Oraya geçecekler herhalde.
Tabii tabii. Onlar var işte. Tuncay abimler var. Trabzon tarafındalar onlar. Çok iyiymiş ya. Diğer beşini biz de tanımıyoruz. Gizli. Ay çok merak ettim bak. Buradan çıkınca acaba sizin köşke mi uğrasak? Köşk ya. Oğlum 1+1 evde sen sığmadığın için 4 yaşına kadar komşuda büyüdün. Şimdi kıza söyle artık yoksa ben söyleyeceğim. Hayatım köşke uğrarız tabii ki. Köşke uğrarız ama götelik babam hep iş çıkarıyor. Bir de benim sana bir şey söylemem lazım Nazlı. Ay bu ne? Oley bir hesap ödemiyoruz. Ne? Beyefendi çorbanızda kıl var. Ne olacaktı? Araba mı olacaktı? Ama bu böyle bir cevap olabilir mi? Ben çorbanızda kıl var diyorum. Ne olacaktı? Araba mı olacaktı diyor. Ya inanmıyorum beyefendi ya. Çorbanızdan kıl çıkıyor. Tabaklar desen lekeli. Yalnız desen onlar. Ne desen inanmam. Arkadaşım bu nasıl bir desen ya? Görmüyor musun? Bunların hepsi zaten buralar kil. Sizin bulaşıkçınız kim? Lütfen onu buraya çağırır mısınız? O arkadaş buraya gelsin. Çağırayım hanımefendi. Çağırın. Siz biraz sakin olun lütfen. Aa, aa, böyle bakar şey olamaz. Olamaz. Bakın sizin yüzünüzden insanlar işsiz kalacak. Hak etmiyorsanız işinizi yapmayın o zaman beyefendiciğim. Ayrıca sizin de kovulmanızı istiyorum. Ama yani. Ben de bu manyağın kovulmasını istiyorum. Ya hesabı istedim getirmedi. Yemek yiyemedik. Bu ne ya? Al işte. Müşteri de gaza geldi. Herkes işsiz kalacak sizin yüzünüzden. Ay geldim şefim geldim. Hayırdır bir sıkıntı mı çıktı? Ne oldu kusura bakma Nazlı? Anne. Anne mi? Anne mi? Anne dedin. He annesiyim. Senin de işin mi bu da? Hanımefendi sizi tanımıyorum. E ben seni nereden tanıyorum? Nazlı. Efendim canım. Ben şaşırmayı küçük mü oynadım? Nazlı! Buradan dönmez değil mi? Kız ne oluyor? Ne oluyor? Sonra Bünyamin ya. O benim annem. Ben sana yalan söyledim. Yalan mı söyledin? Tabii ya. Anlamıştım. O senin annen, bu da senin amcan değil mi? Ne alakası var ya? Ne saçma bir şey. Ha ben ne bileyim öyle egzotik bir hava oluşunca siz de birinin bir şeysiniz diye düşündüm. Yok yok ben değilim. Pardon efendim. Ya sen zenginim deyince ben de zenginim diye yalan söyledim ya. Ya anne sen ne işin var burada ya? Sen Nişantaşı'ndaki şubede değil miydin? Kız gelir misin buradaymış işte? Birisiyken ne gülüyorsun sakma? Hadi ya. Şu an annenin hangi şubede olduğumu sorun ya. Bir de şiven var Allah aşkına. O nasıl bir şive? Yalan söylüyor bir de bana. Sen bana yalan söyledin Nazlı. Sen... Sen neyin artistini yapıyorsun? Sen neyin artistini yapıyorsun? Dünyayı yönetiyormuş amcan. Senin amcan balon satıyor lan. Ne yapıyor Çorum'dan balonla ta Amerika'ya haber mi gönderiyor? Şiven var diyor kıza. Sen düzgün Türkçe mi konuşuyorsun? Senin şiven yok mu? Bu da benim oğlan. Biliyordum işte. O senin baban, o da senin amcan. Ya beni karıştırmayın. Ben kimsenin bir şey değilim ya. Bunlar da müşteri değil. Bunlar kim biliyor musunuz? Kim? Bunlar anasının babasının mesleğinden utanan utanmaz evlatlar. Püh! Ya. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun be. Biz sizi böyle güzel yaşatmak için 3 kuruş paraya ne çileler çekiyoruz burada çalışıyoruz. Siz ne güzel ya. Zengin koca zengin eş kadın peşinde koşturuyorsunuz. Aslında düşününce hiç fena fikir değil ha. Vallahi öyle. Bak şimdiki aklım olsa ben de öyle yapardım. Değil mi ya? Benim babam dedi ki ya bak babanı seçemezsin ama kayınbabanı seçersin. Ama ben ne yaptım? Mal gibi çolsuzun biriyle evlendim. Al benden de o kadar. O kadar işte. Hala benim elime bakıyor keçeniz. Çalışmıyor mu? Yok benim ellerim çok güzel ondan bakıyor. Bak incecik parmaklarım. Ya siz neyi tartışıyorsunuz ya? Şu an didağı bağlamanız gerekmiyor muydu? Ay ama tamam. Yani illa bir şey demek gerekiyorsa. E kızım siz de birbirinizin cebine bakacağınıza kalbine bakın. Çok güzel. Benden bu çıkmazdı. Allah. Ya anne ben onun cebine bakmıyordum aslında ya. Ben onu sevdiğim için yalan söyledim. Ya Nazlı ben de öyle. Yani sen öyle zenginim deyince ben de durumum yok diyemedim. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Sağ olun. Evet oğlum sen bana bir şey demeyecek misin? Hesabı getirsene Burç. Lan! Baba özür dilerim pardon. Aferin. Affettin. Ve ne yapacaksınız? O zaman biz gidelim vallahi bir yerde simit mimit kemirik ne yapalım? Gel buraya gel. Otur şuraya.
Oturma, oturma. Git içeri, servise bak. Buraya ben oturacağım, sen bana hizmet edeceksin. Kız! Haydi. Sen de bulaşığı yıka. Haydi bakayım, al bunu. Haydi, haydi, haydi Nazlı. Zaman... Haydi kızım. Mutfak burada mı? Yallah, olursun. Ne oluyor abi ya? Ne olacak? Bundan sonra yer değiştirdik. Bunlar bize hizmet edecek, biz yiyeceğiz. Vallahi mi? Vallahi. Kalk lan, kalk! Yürü! Kalk! Kuru fasulye getir bana, kalk! Ne oluyor ya? Bana bakma suratıma öyle, bak! Ya ne oluyor beni, beyefendi? Beni delirtme. Tamam. Sakin. Sakin. Kaç! Tamam! Oğlum, yanlış anladın lan! Ya bizimkiler evlat, bu gerçekten müşteri! Siesta mı? Defol git. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Kim çalsın zili? Ömer, siestemol diyerek çalsana lütfen. Hadi. Siestemol. Süper. Ömer, bu sunumlar şaka mı? Şaka mı bu? Türkiye! Sorarım size. Çok ya, sunum. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu arada çok zor bir hareket dizinin üstünde. Yapması. Rica etsem bir kere daha yapar mısın? Çok zor, bir daha! Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hadi o zaman. Neydi? Tuba niye böyle? Ama dizlerin üstüne yapar mısın? Çok zor bir hareket. Yapma, yapma. Zor bir hareket. Siestama, siestama. Orpamora kesse kesteme. Süper. Sağ ol Tuba, teşekkür ederim. Süper, çok güzel hareketler devam ediyor. Efendim hoş geldiniz. Sıradaki skecimiz böyle biraz değişik. Dekordan da anlayacağınız üzere pek de denemediğimiz türde bir şey. Bu zombi filmleri, zombi dizileri dünyanın her yerinde yapıldı. Türkiye'de hiç yapılmadı. Görmedik Türkiye'de böyle bir şey. Biz de dedik ki acaba bunun skecini yapsak nasıl olur dedik ve bir zombi skeci yaptık. Zombilerin Şafak Kaç geliyor. Mustafa Cihat yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Abi karar aldık, parola koyduk ya. Parola ne? Onu söyle açayım. Ay senin kurallarına be! Şemsi Paşa Paşa'nın çısında! Pasaj ışığında diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şemsi Paşa Paşa'nın çısında... Pasaj ışığında oldu. Şemsi Paşa Büzüterici'ne... Büzüterici'ne ya! Öyle biri mi var? Şemsi Paşa Paşa çısında kaç! Abi bak tamam, tamam, tamam! Tamam, tamam, tamam. Git, git, git! Vur! Halime yazıyor. Nazif amcanın eli lan. Oğlum, şu parolayı değiştirelim lan. Şemsi Paşa Paşası için de büjüterincine. Öyle bir parola yok. Parola o değil. Şemsi Paşa Pasası'nda sesi büzü sessizde. Siktir et, değiştirelim biz parolayı ya. Allah'ım iyi ki ben çıkmamışım. Abicim ama yine zor bir şey koymamız lazım. Geçen parola çok kolaydı. İmdat diyorduk. Parolaya elini kolunu sallayan giriyordu. Oğlum, bak. Ya oğlum biraz hürmet et şu adama be. Hürmet! Sen
Allah'ım oğlum, elim bıcık bıcık hala. Tamam ya. Oğlum bari şu parolaya 1-2-3-4 falan koyalım. Hayır abi. Son parolalarla sonuç paroloyla aynı olamaz demedik mi? Niye öyle bir şey dedik? Biz bakka mıyız? Niye böyle bir şey dedik? Ne bileyim öyle oğlum, bir kural. Oğlum tamam, ne bokum sen, ne bokum lan? Koyarız bir şey, koyarız işte lan. 1-2-3-4 falan bir şey yaparız ya. Sen hiç konuşma lan. Sen hiç konuşma, senin yüzünden geberiyorduk dışarıda. Ne yaptı ki? Gerizekalı üstümüze gelen zombi sürüsüne durup Fatiha okudu. Ben sana onu izah ettim. Dışarıda ben sana onu anlattım. Zombilerin arasında rahmetli dedemi gördüm. Okumasam ayıp olurdu oğlum. Necip amcam ya. Beyler tamam ya, sakin olun abi. Sonuçta girdiniz sağ salim. Ben ordunun frekansına bağlandım. Yakın zamanda temizleyeceklermiş bütün zombileri sokaklardan. Bok temizlerler. Bir sürü zombi hakları vakfı kuruldu. Bir sürü dernek kuruldu. Abicim, biz sokak cansızlarının yaşamama hakkını elinden alıyoruz. Oğlum, onların doğal yaşamama alanı toprağın altından zaten. Allah, Mert. Güzel kardeşim, sen korkuyorsun diye bu acımasızlığı yapamazsın onlara. Oğlum, sen manyak mısınız ya? Biri dua okuyor, biri saçma saçma savunmalar yapıyor. Oğlum, ne acıması lan? Ne acıması? Biz 9 aydır ben niye tanımadığım insanlarla burada duruyorum? Oğlum, biz niye silahla geziyoruz lan? Gangster miyiz biz? 4 kişi sığınakta tıkılı kaldık, niye? Oğlum, hakikaten bir dakika, 4 kişi? Merve nerede lan? Yengeyi yediler mi çatır çutur ha? Ne oldu lan? Ne biçim konuşuyorsun hayvan? Kız diğer bölmede bekliyor, bana tripli birazcık. Merve! Ne Merve? Bak işte ya. Ne oldu lan, kavga mı ettiniz? Abi ne kavga edeceğiz? Merve'nin gereksiz tripleri. Gereksiz mi? Gereksiz tabii. Gereksiz mi? Kız 3 gündür sığınağın etrafında dolanıyor. Hangi kız? Ya, kim olacak beyefendinin eski sevgilisi Ece Şıllı? Ama merak ediyorum, gerçekten buralarda dolanmasının amacı ne? Götümüzü ısırmak olabilir mi acaba ya? Ece öldü. Zombi oldu. Kız o yüzden etrafta dolanıyor. Olabilir mi bu? Vay, güzel tesadüf. Güzel tesadüf. Ama bilemiyorum Mustafa. Gerçekten ben buna inanmıyorum ya. Ece Hanım ölmüş ama nedense unutamadığı şeyler var. Ölümsüz aşk. Allah Allah. Merveciğim gerçekten abartıyorsun. Aha. Abartıyorsun. Yani bana da biraz abartı geldi mesele. Yani kız zombi olmayı seçmedi sonuçta. Isırmışlar, zombiye dönüşmüş. Yani mahallenin insanı, mahallenin bravo zombisi. İnsan olan yere geliyor, bize geliyor. Doğal. Ben abartıyorum, öyle mi Mert? Evet. Mesajları göstereyim o zaman size. Mesaj mı var? Ne mesajlaşması? Kendine mi? Evet. Zombiyle mi mesajlaşmış? Aynen öyle. Dün konuşmuşlar. Az önce yakaladım. Aha da sesli mesajlar. Bak. Selam Ece. Ece ne haber? Benimle konuşmak istemiyorsan seni anlarım. Ece öyle söyleme lütfen. Sonuçta ikimiz için de zor bir dönemdi. Tamam, haklısın. Ben de ilişkimizin bu hale gelmesini istemezdim. Adam yokluktan zombiceyi çözmüş lan. Yokluk ne lan? Ne yokluğu? Ben yok muyum? Öyle değil, değil. Ben varım. Abi. Dur, dur. En güzel yeri geliyor. Dinle, tamam, burayı kaçma ya. Burayı da dinle. Ece, eğer gözlerin tam çürümediyse ben de bir film falan izler miyiz? Ne dersin? Hayır, hayır. Öyle bir niyetim olur mu? Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze aldım. Bak, istersen ben salonda yatarım, sen de benim odama gömülürsün. Cevabını bekliyorum. Tarihte gördüğüm en büyük abazansın kardeşim. Yani nefes alsa yeter durumunu anlarım da. Oğlum bu nasıl bir ölücülüktür lan? Tamam, ben daha fazla duymak istemiyorum. Ben artık bir dakika bile burada kalmak istemiyorum. Ben gidiyorum. Ya hayır, abartıyorsun, yapma ya. Lan hadi, madem aldatıyorsun. Madem aldatıyorsun bari yaşayan biriyle aldat, şerefsiz. Merve bir dakika. Benim sesim olduğu ne malum? Oğlum duyduk ya senin sesini. Ece'nin sesini olduğu ne malum? Belki Nazif abiyle konuştum. Hepsinin sesi aynı çıkıyor. Sus! Seninle burada kalacağıma dışarıda işgalcilerle yaşarım daha iyi. Hayır, öyle düşünme. Hayır. Merve! Ya düzenek de gitti. Merve, gitme! Merve! Ölmeni istemiyorum! Kardeşim, bırak gitsin. Senin için ölü diri fark etmiyor zaten. Salak salak konuşuyorsun kardeşim. Salak salak konuşuyorsun. Lan sus! Bir de salak salak konuşuyorsun diyor. Her şey...
geldiğini biri Cemile teyzenin kabrine götürüyor bir de. Lan ne alakası var? Cemile teyzeyi severim diye Fatiha okumaya gidiyorduk biz. Sen nereden? Allah Allah. Amcim birazcık hak verin ya. Barınakta yaşıyoruz. Daha yeni tanıştığımız herifle barınaktayız. Kaç aydır ya? Kurban olayım. Lütfen bana da hak verin. Sevgilim terk etmiş. Kafam karışık. Ben sizle uğraşamayacağım beyler. Ben acıktım. Vallahi acıktım. Bir şeyler yiyelim artık ya. Bölüyorum, aranıza giriyorum. Kusura bakmayın ama sen şimdi bu adamı niye vuruyorsun? Isırılmış kardeşim. Dönüşecek, sonra bizi ısıracak. Ne malum lan dönüşeceği? Ne bileyim oğlum, dizilerde, filmlerde hep öyle görüyoruz. Sen şimdi dizilerde, filmlerde öyle gördün diye ne zamandır barakayı paylaştığın adamı mı vuracaksın? Şunu hadi. İndir şunu. Bu çok mantıksız. Kardeşim var. Hadi. Oğlum, az kalsın vuruyordum seni ya. Oğlum. Neyse. Pelin'e de onu sevdiğini sen söylersin. İşte bu. Gel. Sen gelme lan. Allah Allah. Hadi git, tamam. Git elini yüzünü yıka, bir kendine gel. Zaten stresten fena oldum ben. Gideyim, geleyim. Hadi. Hadi. Oh be. Oğlum vuracaktık adamı ya. Abi sorma ya. Oğlum. Aklım Merve'de kaldı ya. Gidip arasak mı kızı? Ya yok, hiç şey yapma ya. O birazcık dolansın, siniri geçince gelir zaten dönüp. Oğlum zombi eski sevgiliye mesaj atmak nedir ya? Ya abicim öyle düşünme ya. Ben Ece'yi seviyordum, o da beni seviyordu. Sonuçta zamanında bizim bir yaşanmışlığımız vardı Moruk. Oğlum kız yaşamıyor ama. Farkında mısın? Kız yaşamıyor. Ya, olabilir. Beyler. Allah. Oğlum bende bir kırgınlık var, bir şey var. Bir şey mi oldu lan bana acaba? Ne oldu lan, sen bembeyaz olmuşsun. Dur oğlum, ne alakası var ya? Bakayım. Yo, ateşi yok, buz gibi. Oğlum bak. Ne demek buz gibi lan? Ay saçmalama ya Allah ya. Abi sen git birazcık dinlen. Ben yatayım biraz. Yat abi birazcık, sen git yat. Yat biraz. Ha. Kendine gel. Bu kim lan şimdi? Aç lan kapıyı. Merve gelmiş. Parolayı sor. Aç lan oğlum parolanı. Aç aç, tamam aç. Aç lan kızım. Ece! Çekilin lan! Çekilin, vuracağım! Vur! Oğlum saçmalama ya, kızcağıza bak ne kadar korkmuş. Ne dedin? Ne diyor? Ciddi misin? Ne diyor, ne diyor? Ya sana yazıklar olsun ya. Hı? Merve sen niye zombiyi ısırıyorsun ya? Önce o başlattı. Delirtmesin beni ha. Allah Allah. Umma sen başlattın önce. Öyle mi diyorsun? Enteresan. Ne diyor? Sen başlatmışsın. Oğlum. Oğlum bak. Yengem hoş geldin. Oğlum ben acıktım. Bir söğüş möğüş bir şeyler mi yesek ya? Nasıl lan, canım beyin falan mı çekiyor? Hayır abi, dışarıdan söylemek yok. Bak dün de söyledi, kurye hala getirmedi. Şerefsiz zombiler kuryeyi ısırmışlar zaten. Bak yoksa... Oğlum bak, bu yoksa dönüşüyor mu lan? Hayır abi, öyle hemen genelleme ya. Niye genelliyorsun insanları? Abi hakikaten dönüşüyor olsam zaten... Mustafa, birisi bu, birisi gel. Mustafa gel. Hayır ya, bırakın artık şu zomofobiyi. Lan ne zomofobisi? Tamam, benim de zombi arkadaşlarım var. Ama yani bu dönüşürse bizi ısıracak oğlum. Hayır canım. Yere batsın senin şu ayrıştırıcılığın artık. Bırak. Olur mu lan öyle şey? Sen öldürürsün.
zombi mi oldu? Ne oldu? Bu Arap mı oldu? Gel, gel. Tamam. Durun. Durun, beni ısırmayın, tamam mı? Beni ısırmayın. Bunu ısır, lan. Bu gezen insan. Eti daha güzel olur. Lan tam senlik hareketi, yemin ediyorum. Hayır. İkiniz de ısırılmayacaksınız. İkiniz de kaçıyorsunuz. Tamam, hadi. Hadi oyalarım. Hadi. Saçmalama, dur. Ne yapacak? Görelim. İşlemiyor. Kankam, yanlış taramalı bir şeyle yapsaydın daha kolay olabilirdi. Oğlum en başında vuracaktık bunları, bitecekti lan. Şimdi bizi ısıracaklar. Bana bak, kafaları da sık. Onlar öyle ölmez. Ya sen nasıl bir adamsın? Mert'i burada tek bırakıp gidecek miyiz? En yakın arkadaşımızın son isteğini yapmayacak mıyız? Yürü git. Gel. Tamam. Hadi. Git. Lan kapıyı niye açık bırakıyorsunuz? Pardon kanka. Lan bu adam da demedim. Korkaklar gibi yaşayacağım ama cesurlar gibi ölürüm daha iyi lan. Gelin lan. Öleyim daha iyi, ısırın. Peki ya ölmezse? Ne diyorsun be? Sigortası olmayan biri için fazla iddialısın. Ne sigortası var? Ne sigortası? Açığa çıktık. Efendim, biz Galvanist sigorta çalışanlarıyız. Bu da bizim viral reklamımız. Ver jingle'ı. Isırsa, virüs yayılsa, uzaylı kaçırsa, ejderha saldırsa, meteor yaklaşsa, dev bir hortum çıkarsa, ne yaparsın? Timsah saldırsa, volkan patlarsa, vampir ısırsa, aslan saldırsa, zombi ısırsa ve kıyamet kopsa, ne yaparsın? Galvanist sigorta. Hep yanımızda, bazen aramızda. Galvanist sigorta. Galvanist sigorta. Tebrikler arkadaşlar, harikaydınız. Tebrikler. Ne saçmalıyorsunuz lan? Galvaniz viral reklamı tam 9 ay boyunca 16 gizli kamerayla çekildi. Nerede? İşte şurada kamera, şurada. Bir tane var bak. Şurada kameramanlar bile var. Nasıl fark etmediniz ya? Hayret. Hatta seyircini çektik. Bayağı. Efendim, Galvaniz'in premium paketiyle siz de tanışın. Premium pakette neler mi var? Artık zombi salgını, uzaylı istilası, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi gibi durumlarda karşılaşabileceğiniz her türlü zararı karşılamak mümkün. Oğlum ben 9 aydır burada tanımadığım insanlarla takılıyorum lan. 6 ay önce karımı zombiler yedi burada. Hayır, karınızı kimse yemedi efendim. Merak etmeyin. Biz sizin eşinizin elini kolunu bağladık, ağzını bantladık, memlekete postaladık. Kargo mu lan bu? Umarım ulaşmıştır. Lan vallahi öldürürüm sizi ha. Ay. Ben mi de yok bunda. Öldüremezsin çünkü onlar kuru sıkı. Bu kanlar falan hep niye zaten patlatıldı. Hashtag. Efendim eğer kampanyamıza katılmak isterseniz bir imza ile kampanyamıza hemen katılabilirsiniz. Ne dersiniz? Siktirin gidin lan. Hemen kızmayın. Jingle'la girdik, jingle'la çıkalım. Hadi. İzleniyoruz. Hareket. Hala mı yok? Hadi git. Ne diyorsun? Peki, tamam. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Yalnız bayağı iyi zombi olmuşsun. Zombi dansını nasıl buldunuz? Zombi dansını ben yaptım. Saç, biraz makyaj, kostüm, oraya sana. Oraya da geleceğim, evet. Biraz daha az alkış gelseydi yapamadılar diyecektim. O yüzden. Bu arada evet, gerçekten saç, makyaj ve kostüm ekibine kocaman bir alkış alalım. Çok teşekkürler.
Gece, zili kim çalsın? Cenan. Cenan. Cenan, Arif, Oğuz. Size bir soru sormak istiyorum. Nasıl hissettiniz zombi olduğunuzda? Zombi dansında gülesim geldi. Niye? Evet. Sinirim bu yani. Cenan çok komikti bence. Bir yapsana Allah rızası için. Ya sen... Bu neyse ben gayet güzel yapmadım mı kurbanım? Şu... Çok iyiydi, çok iyiydi. Şu kötü mü ya? Sen böyle mi yaptın? Sen nasıl yaptın abi? Ekrandan izledim Cenan'ı. Elektrik çarpmış evet. gibi duruyordu. O zaman hep beraber böyle çıkalım. Evet, en iyi kim yapıyor görsün. O zaman evet yapalım. Hep beraber zombi olarak çıkıyorsan ben de çıkıyorum. Çok zombi güzel hareketler ile. Devam ediyor. Lan bir tek ben mi yapıyorum? Hoş geldiniz. Şimdi ailesine göre evlendirilme çağı gelmiş bir kızın yine ailesi tarafından evlendirilme çabasını izleyeceğiz. Ebru yazdı. Dövücü usulü geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya Hatun bir şey diyeceğim. Biz bu çocuğu böyle çağırdık ama... Yani böyle kendi kızını baş gözetmeye çalışan bir baba formülü çok bana uygun değil yani. Ne yapalım İsmet? Kıza bıraksak bir şey olacağı yok. Kaç yaşına geldi? Ben artık mürüvvetini görmek istiyorum. Kaç? Nasıl? Kaç yaşına geldi dedin ya. Bizim kız kaç yaşına geldi? Hadi bakalım. 89'da sen tarlayı satıp Emine ben niyeti bozdum diye geldin. Big Bang'den başla ya. Big Bang'den başla. Oradan gel. Allah Allah. Kızın doğum yılını hatırlamaya çalışsana. Ay tamam. İşte o da ondan birkaç ay sonra. Ya hadi matematiğin kötü. Biyolojiyle de mi aran yok? Günaydın. Uyanmış benim çocuğum, aferin. Uyandım ama hesapladığımdan bir 20 dakika geç uyandım anne. Ne hesabı lan? Baba, beyninin %100'ünü verimli kullanmak için 8 saat uyuman gerekiyormuş. Bak, 20 dakikayla mal oldu oğlan, görüyorsun değil mi? Uğraşma çocuk, hadi didişmeyin. Annem hadi bir elini yüzünü yıka, kendine gel. Çocuk gelecek birazdan. Ya bir şey demeyeyim diyorum ama bana yanlış geliyor ya. Bu saatte sabahın köründe tanışmaya mı gelinir ya? Ayrıca ne bu genişlik? Bir şey demeyeyim dedin ya, keşke orada kalsaydın ya. Şu an beynimin %60-70'ini kullanarak bana yanlış geliyor. Tamam annem. Hadi. Bence yanlış. Tamam. Çocuk atomu parçalamakla arasındaki tek engelin 8 saatlik uyku olduğunu zannediyor. İsmet bırak şimdi teoriyi. Hakikaten kıza nasıl söyleyeceğiz? Bilmiyorum ya. Vallahi zaten bak benim de içime sinmiyor ama yani bir şekilde de söylememiz lazım. Sonuçta onun da bir izzeti nefsi var. Tabii. Düzgün bir şekilde böyle uzun uzun düşünüp böyle hemen söylememek lazım. Biraz düşünelim. Tabii. Günaydın. Kızım Gencer seninle tanışmaya geliyor. Ne yapayım? Bir anda girdi içeri. Vakit mi oldu? Allah Allah. Ne diyorsunuz ya? Gencer kim? Annem manita yapmış. Yok, sana ya sana. Çocuk düşürmüş. Oğlum. Yok bulmuş. Erkek. Erkek değil mi? Diyor ama acaba konuşamayacaksan konuşmasam mı oğlum yani? Öyle bir şey mi bu ya? Ya siz ne çeviriyorsunuz ya? Sen kaç saat uyudun? 4,5-5. Hayatta anlamaz. Uğraşmayın. Bence uğraşmayın. Neşe. Bizim Fevziye'nin mimar oğluyla seni baş göz edeceğiz. Dedim işte erkek. Anne ne diyorsun ya babamın yanında? Neşe tamam yavrum kızım. Annem bana düzgün bir dille anlattı. Güzel de bir çocukmuş. Yani o yüzden sen hiç şey yapma dedim. Ben de madem öyle çocuk bir kahveye gelsin dedim. Heh, baban öyle deyince ben dedim ki kahve olmaz. Doğru kahve çok kalabalık olur. Giren çıkan belli değil. O yüzden dedim dükkana gelsin. Bu söylediği bana hiç mantıklı gelmedi. Sonuçta dükkana da giren çıkan belli değil değil mi? Bana da mantıklı gelmedi dedin. Çeşme başından mı buluşsak acaba dedim. Ya ne diyorsunuz? Çocuk nerede? Kapıda. Kapıda mı? Bakayım. Vallahi kapıda. Sen biraz bekle. Ne yapıyorsun? Ya belki istemeyecek kız. Aa, ne diyorsun? Girsin mi içeri? Ya anne hiç içime sinmiyor ya. Ha? Ya bu devirde garıcı usulü mü kaldı? Kaldı! Allah'tan da kaldı!
Sana kalsa olacağı yok. Instagram'da 3 takipçim var. 3'ü de biziz kız. 2. Ne? Ben dün çıktım takipçim. Baba niye ya? Kızım Facebook'a giren dayılar gibi böyle saçma sapan webcam'den fotoğrafların var ya. Ya bir dur ya, Allah Allah. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Gitsin mi? Yani bilemedim anne şimdi. Üstüm nasıl? Ha? Kötü, kötü. Ha? Vallahi emri vaki yapıyoruz bana ya. Şişt, gözlerim şişme. Ha? Tanımam etmem çocuğu şimdi. Makyaj mı yapsam? Ha? Sanki lazım makyaj gibi. Ha? O kadar da gelmiş ya. Baba sana fön mü çeksek? Ha? Git bir üstünü değiştir. Bir şeyler yap kendine tamam, baba. Tamam, tamam. Neşe. Giyin, Neşe, yap. Neşe, Neşe. Tamam kızım sakin ol. Sen git bir üstünü değiştir gel. Hadi bakalım. Tamam sen öyle diyorsan verdim gitti baba. Bizim kıza şöyle bir alıcı gözle baktım da, bizim damat seçme gibi bir lüksümüz yok. Öyle mi diyor? Bence oturalım, üçümüz bunu uzun uzun tartışalım, tamam mı? Ya çocuk kapıda, çocuk ne konuşuyor? Açın tamam, oğlum. Açıyorum. Aç bakalım şu çocuk. Hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Buyur, bu senin için. Benim için mi? Hoş geldin gençler, öp bakalım oğlum. Hoş bulduk Emine teyze. Çiçekler çok güzelmiş. Senin kadar güzel değil Teoma. Çocuk kaydırma yaptı ya. Bu da uyumamış belli. Ama da otur. Ya kusura bakmayın ben biraz heyecanlıyım da. Tamam. Sınavda da böyle yapmıştım. Sınavda da mı kaydırma yaptın? Yok yanlış sınava girmişim. Üniversite sınavına girecektim, ehliyet sınavına girmişim. Kazanabildin mi bari? Yok ya hiç beklediğim yerden gelmedi sorular. Ne demek acaba? Bu da salak bizimkiler iyi anlaşırlar. Nasıl olmuşum anne? İşte prenses. Prensesimiz de geldi. Ay. Gel güzel olmuşsunuz. Ben beğendim. Daha kötü bekliyordum. Sağ ol. İşte bak Gencer oğlumuz. Seninle tanıştırmak istediğimiz. Gencer'cim bu da bizim Neşe. Bir tanışın bakalım. Hadi bakalım. Neşe'cim bir merhaba mı desen? Merhaba. Demese miydi acaba? Merhaba. Ben seni uzaktan tanıyorum aslında. Yok, yok öyle bir şey. Tanımıyor beni baba. Yok, tanımıyorsun sen beni. Siz nereden tanışıyorsunuz ya? Şeyden ya, yanlış anlamayın. Teknik lisede beraber okumuştuk biz. Ha. O yüzden uzaktan görmüştüm yani. Çok kalabalıktık yani. 600 erkeğe bir kız düşüyordu. O zaman bir kıza da... Teoma. Kalk, sen şöyle otur. Bir... buyurun, buyurun. Oğlum, ayakta kalma. Buyurun. Aferin. Neşe. Kızım sen de birkaç soru sor tanımak için. He. Anam baban gibi nasıllar? İyiler çok şükür. İyi, Allah iyilik versin. Askerliğini yaptın mı? Yaptım evet. Kaça kaç? 91. Nerede? Kars'ta. Soğuk olur. Soğuktu. Anne ben tıkandım. Aa. Kız niye tıkandın? Sor, devam et. Bizim bir uzman başçavuş vardı de. Bizim bir uzman başçavuş. Neşe! Sen beni delilendireceksin mi? Sen askerlik mi yaptın? Devren mi çıkacak bu senin? Tamam. Ha? Tamam, tamam, tamam. Canım benim, sen bize bir kahve yap gel. Hadi bakalım. Haydi bakayım. Ben size bir kahve yapayım Neşe. Şey, anne, anne. Sen ne yapıyorsun lan? Benimki sade olsun dedim. Kahveleri konuşmuyor muydun? Ya sağ ol, sağ ol. Bak. Neşe, kızım. Gördün mü? O da... Senin teknik lisen demiş. Aynı lisede okumuşsunuz ya. Evet. 11C sınıfındaydım ben. 11C mi? He. Ya tamam ben hatırladım ya. Baba bunlar süt oğlandı ya bunlar. Teneffüse bile çıkmazlardı bunlar. Bir gün var ya bunlardan birini ben bir dövdüm, bir dövdüm. Bir giriştim şöyle bir dövdüm var ya. Bir elinin altına aldı böyle vurdukça vurdu, vurdukça vurdu. Abi de lan bana dedim. Abi de lan evet, bana dedim. Abi de lan dedi. Abi de lan dedi. Abi de lan dedim. Yanlış dedi. Abi diyeceksin dedi. Abi dedim ben de. Abi, abim dedim. Sen miydin lan o? Çocuğu dövmüşüz ya. Evet abim. Tamam abi deme tamam. Tamam bilmiyordum pardon. Yok ondan sonra da şey olmuştu. Benim ailem şikayetçi olunca özür dilemek babında bana bu kokulu silgiyi vermişsin. Bak hatırlıyor musun? Yok ben nereden hatırlayacağım? Neşe, Neşe. Kızım bak ne güzel çocuk kokulu silgiyi saklamış yıllarca. Çok ince bir davranış. Şey, ben bir lavaboya gidebilir miyim? Tamam oğlum, şu orta kapıdan çık, sağdan ikinci. Sağ olun, teşekkürler. Hadi bak. Bana da abi de lan. Abi. Enişte de. Enişte. Bacanak de. Bacanak. Teoman. Bu uykusunu almış, ne desem yapıyor. Gidebilir miyim? Git oğlum, git. Hadi git. Git yavrum, git. Git yavrum. Gitti değil mi çocuk, gitti. Ha? Yok, daha gitmedi de bizim kız uğraşıyor gitsin diye yani. Lavaboya gideceğim dedi ama bence içeride ağlıyor annesi. Neşeciğim.
Anneciğim, sen bizden mi çekiniyorsun yoksa? İstersen siz ikiniz çıkın bir gezin dolaşın. Ne diyor anne ya babamın yanında? Mahallenin dinine mi düşüreceğim beni? Ne güzel ya, hiç abilik yapmama gerek kalmıyor. Beni hallediyorsun Neşe. Neşe bak, biz şimdi bu çocuğun ailesini tanıyoruz. Çocuğu da sevdik, beğendik. Çocuk tatlı bir çocuk. Eğer sen de beğendiysen, sen de bir şey yap istersen. Kolunu büküp seni seviyorum dedirteyim mi baba? Yok ya, kafasını kaldırma. Sürt kıvılcım çıkart. Tamam anneciğim bak. Neşe sakin ol, bendesin. Ben sana öğreteceğim. Ha, ne yapacağım anne? Üç tane temel taktik var. Bir, erkekler zeki hissetmek ister, tamam mı? Salağa yatacak. O kolay. Ben bir 8 saat yatarım salağa. Övündüğü şeye bak. Allah oğlum, senin bir şey yapmana gerek yok zaten. Merak etme. İki, erkekler güçlü görünmek ister. De ki mesela, sen spor mu yapıyorsun? He, mesela bak, annen de bana hep der ama bana gerçekten der. Ben çünkü güçlü olduğum için öyle söyler, değil mi? He. Üç, en kötü esprilerine bile böyle gülüp saçlarını oynayacaksın. He, mesela anne de sanki benim esprilerime yıllardan beri böyle yalandan gülüyormuş da taktik yapıyormuş gibi dermişim. Bunları yapabilir misin? Tamam, şimdi güçlü hissettireceğim, aynen, zeki göstereceğim, salağa yatacağım. Yaparım herhalde. Hah, arada. He, yapacağım, tamam. Gencer, gel. Gel oğlum, gel. Gel Gencer, gel otur. Neler yaptın? Ya baba, lavaboya gitti. İki seçenek var. Ya sığın... Neşe! Yok, ötek... Ne yapalım o zaman biz mi? İçeride bir iş vardı ya mutfakta. Sana demiştim, ona gidelim. He, mutfağa. Mutfak diyor bak, bana dizide diyor ya. Mutfak diyor. Bak yine yapıyorsun bak. Yine yapıyorsun. Hadi oğlum, hadi içeri. Ben ne yapacağım mutfakta ya? Bak böyle salağa yatacağım. Ne yapacağım? Biz bir şey gidiyoruz. Unutma, zeka, güç, neşe. Zeka, güç, neşe. Ailen de çok tatlıymış. Sen istersen beni güreşte yenersin ha! İnşallah şaka yapıyordur. Yani güçlüsün anlamında. Sık bakayım. Hı, yapmıyormuş. Sık bakayım. Evet. Bunda sıkın. Abartma lan. Yani o küçükken abi de falan küçükken de yani orada kaldı ondan. Yok canım, önemli değil yani. Çocukluk işte. Ha. Boş ver. Senin adın Gencer değil mi? He. He. Anlamı ne ben bilmiyorum. Ne yapıyor bu ya? Salağa yatıyor ya. Çok yanlış. boş ver ya. Ben de bilmiyorum zaten. Hiç sormadım yani. Ama şöyle koyulmuş adım. Demişler ki benim amcam ölüm döşeğindeyken bunun adı ne olsun demişler. O da Gencer olsun demiş. Ayarsız bu ya. Çok pardon, ben gülmeye şartlamışım da kendimi. Özür dilerim. Allah rahmet eylesin. Ölmedi mi? Ölüm döşeğinde dedin. Misafir hata yaptık sana. Nasıl? Ay şaka. Niye tutturamıyorum ben ya? Şuraya baksana, bir şey mi var orada? Anne! Üçüncüsü neydi ya? Zeka. Bir şey sorabilir miyim? Evet. 2 kere 2 kaç? 4. 4 mü? Çok zekisin. Ben olsam 3 derdim. Sıkma kolunu. Gerizekalı. Çok güçlüsün ya. Tamam, abartma, çekelim. Ben bir şey söyleyeceğim. Yıllar önce görmüştüm seni de yıllardır değişmeyen tek şey var. Hala çok güzelsin. Neyim? Çok güzelsin. Anan güzelsin. Ne biçim konuşuyorsun lan sen de? Neşe. Abi de lan. Neşe, ne yapıyorsun? Neşe. Neşe, ne yapıyorsun ya? Neşe, vallahi içim şişti ya. Alt üstte evlen istedik. Anne ya, yanımda dururken ne biçim konuşuyorsun? Ben nasıl evleneyim bununla? Bu ben miyim? Sen karışma bir dur. Baba, siz bıktınız mı benden? Kızım ne bıkması ya? Allah Allah, öyle bir şey yok. Da yani hani sen de düzgün birini bulduktan sonra bir baş göz edelim, seni evlendirelim dedik. Bu ya da başkası, fark etmez. Bu ben miyim peki? Nesi var canım bunun? Sen de bir tanımaya çalışmadın. Eminim, bu kesin benim yani. Bu ben. Bir dur. Bak sessiz ol. İçeride torun uyuyor. Ya senin torunun yok ki. Ben de onu diyorum işte. Neden yok? Evet, neden yok? Evlen, yuva kur artık. Ya anne, benim bu zamana kadar elime erkek eli değmemiş. Bunda nasıl evleneyim ben ya? Ya yine bu dedim. Bu kesin benim ya. Anladın mı artık? Ya evet, sensin ulan. Bundan öncekiler de bendim değil mi? Sendin. Anlamıştım. Ben de anladığını anlamıştım. Aslında güzel anlaşıyorsun sen. İste lan iznimi, vereceğim. O zaman ben izninizi isteyeyim artık. Gideyim. Ay. Yanlış anladım mal ya. Mal mı? Yeter artık. Yeter. Artık buraya... Ben burada geldim, hiç konuşmadım. Hep siz konuştunuz. Ya yeterse yeter ya. Herkes gördü burada. Gerek siz olun, gerek ben olayım.
burada... Oğlum sen niye maçtan sonra röportaj veren gurbetçi futbolcu gibi konuşuyorsun? Tamam, gerildi çocuk, haklı. Oğlum sakin sakin anla, sen de dinle kız. Şöyle ki, ben gideceğim, o kesin. Ama ben seni, yani sana talibim Neşe. Gerçekten. Yani senin yerin bende bir başka, ve ben inanıyorum ki senin... Yani ben senin içinin güzelliğini biliyorum. Neyimin? İçinin. İçimi nereden biliyorsun? Lan gence! Neşe! İçimi nereden biliyorsun? Neşe! Abi de lan! Neşe! Abi de lan! Abi, 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 abi yapma! Abi! Görmeyeceğim. Abi! Geri git lan! Abi! Geri git lan! Dolaşma buralarda! Gelmiş. İçini falan diyor. Neşe sen niye böyle yapıyorsun anneciğim? Hı? Neden böyle yapıyorsun sen? Hakikaten kızım ya. Biz ne yaptık ya? Biz seni çiğ etle mi besledik ya? He? Biz seni kafeste mi büyüttük Neşe? Sen neden böyle yapıyorsun babacığım he? Niye yapıyorsun yavrum? Sence niye baba? Ortaokulda bir tane arkadaşım vardı Serkan. Ödevleri birlikte yapıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Annem annesine şikayet etmişti bir daha görüşmeyecekler diye. Ha? Lisede de bir arkadaşım vardı Ahmet. Onu hatırladınız mı? Teo'nun dövdüğü. Peki dershanedeki Mehmet'i hatırladın mı baba? Yok, hatırlayamadım. Dershaneye göndermedin çünkü. Bu saatte çıkma, onunla görüşme, hava kararınca eve gel, şunu yapma, bunu giyme, onu deme diye diye 32 yaşına geldim ben. Heh, 32. 91 sene. 91 sene. Var ya. Ne diyorsunuz ya? Senin yaşını konuşuyorduk da annenle o şey... Ya bırak baba ya. Neşe. Neşe tamam, ağlama. Ağlama tamam Neşe. Özür dileriz yavrum. Bizi affet, bilemedik. Biz de işte ne bileyim anamızdan babamızdan zamanında öyle gördük. Ne yapalım yani? Biz şimdi tabii sizler kadar akıllı değiliz yani. En azından senin kadar. Ama ne yapacağım baba ben bu saatten sonra? Ben bilmiyorum ki erkeklerle ne konuşulur. Korkuyorum ben onlardan. Öğrenirsin kızım, öğrenirsin. Şişt! Sen çocuğu beğendin mi? Ona de bakayım. Yani şimdi beğenmedim diyemem. He. Kızmıyorsunuz değil mi? Yok yok. Üf nasıl beğendim var ya o saçları falan. Tam eve atmalı babacığım. Ne diyorsun kız? Şaka şaka. Şaka yaptım baba. Ama beğendim yani. Beğenmedim desem yalan olur. Ya. Baksana zamanında da popolu silgi falan vermişim. Ben de az değilmişim. Tamam tamam o zaman çocuğu şey yapmadan... Bir çağıralım tekrardan, bir tekabül şey yapsın. Baştan başlayalım. Baştan başlayalım, tamam. Anne, arabanın anahtarını al, git çocuğu bir al, gel. Ben koşarak yakalarım onu ya. Oğlum, arabayla gitsene. Yok baba, benzin kaç para olmuş? Bu devirde arabayla mı gidilir yani öyle? Çarptın demin lan arabayla. Var mı? Bence de çok çok tatlı bir hikayeydi. Ya Cemile'ye özel bir alkış rica ediyorum. Ya bu sahnede hem çirkini, hem güzeli, hem akıllıyı, hem salağı oynayıp yani... Yanlış anlama. Ya hiç sırıtmayan nadir insanlardan birisi. Tebrik ediyorum. Ya hepimiz tabii ki ayrı ayrı meziyetlerimiz var ama Cemile şey gibi yani, Joker gibi yani. O yüzden özel bir alkış istedim onun için. Tabii ki Hilmi de öyle, tabii ki Yasin de öyle, tabii ki Ezgi de öyle. Tabii ki beğendi bunu. Çok güzel. En beğendiğiniz şaka hangisiydi? Çok güzeldi. O zaman zili çalalım. Cemile. Zil mi? Bu bence bu performans. Zil değil mi? Zil ya. Zil, zil. Zil. Çal, ayıp çal. Olmasın diye yapıyorsanız. Bence böyle. Değil mi? Çok güzel hareketler devam ediyor. Başlıyor şimdi mutfakta, oh, 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 oh.
herkese. Şimdiki skecimiz altyapı ekibimizden gelecek. Ebeveyn olmanın zorluklarıyla alakalı. Aslında anne babaların çocuklarını büyütürken yaşadığı zorlukları anlatıyor. İpek ve Aleyna yazdı. Birimiz ikimiz için geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Merhaba sevgili seyirciler. Bir altyapı belgesel kuşağımıza da hoş geldiniz. Bu belgeselimizde annesi ve babasıyla büyüyen çocuklarımızı izleyeceğiz. Bakalım ebeveynlerimiz bu süreci nasıl yönetiyor? İyi seyirler. Halimiş anneannesinin paşası. Halimiş anneannesinin oğlusu. Anneciğim, anneciğim. Öyle tutmasan anlatıyorsun. Ben senden mi öğreneceğim çocuk tutmayı? Ver şunu. Ben 5 tane çocuk büyüttüm. Anne ben tek çocuğum. Sen öyle san. Ne? Yok kız şaka yaptım. Dayından çocukları falan hep ben büyüttüm. Ama Veysel'in bir başkaydı. İlk cümle sağlığı oldu biliyor musun kurbanım? Ama anneciğim nasıl istiyorsun hala? Anne alabilir miyim? Allah aşkına. Ama sen çok biliyorsun ya. Seni kim büyüttü kızım? Kaplumbağa çıkmış kabuğunu beğenmiş. Ben senin için neler yaptım. Yazıklar olsun. Alo. Tamam ben arayacağım sizi. Çocuğa bakıyorum şimdi. Çocuğa çok çok bakıyorum hadi. Kızım ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun kızım sen ya? Hoppa! Hop! Baba ya. La oğlum ne yapıyorsun? Tutulur mu öyle? Ne yaptık baba ya? Aç şunu bana. Bak. Kafasını koltuğun altına koyacaksın. Koltuk altını oraya koyacaksın tamam mı? Ha, ver bakayım. Al. Lan baba ne yapıyorsun? Baba düşüren yana. Lan. Von böyle. Hay baba. La oğlum yavaş yavaş yavaş. Hoppa. Allah'ım ya. Bak şimdi baba bak. O ne lan? Taramalı tüfek. Aa ne yatağından beni vurdu. Aa vuruyor beni. Aa vuruyor. Anneciğim, mis kokulu oğlum benim. Altına mı yaptın sen oğlum? Gel altını değiştirelim anne. Hadi bakayım. Hadi bir daha altına yap da göreyim bakayım. Ha? Hadi. Bebeklerimiz ilk oyunlarını da aileleriyle oynarlar. Bakalım ebeveynlerimiz çocuklarıyla nasıl vakit geçirecek? Ay, 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 ay. Acımadım. Hadi anneciğim, hadi anneciğim. Aferin anneme. Anne sen beni yürüttüğünü mü sanıyorsun? Yürütüyorum annem. Hadi basket atalım anneciğim. Hadi, hadi anneciğim, hadi, hadi anneciğim, hadi. Hadi anneciğim. Basket atın bakış. Hadi kızım, söyle kızım. Hadi basket. İyi hadi gel oynayalım hadi. Atıyorum. At bakalım. Hadi bakalım, at bakalım. Ağlama kızım, ya ağlatıyorsun çocuğu ya. Geç kızım, biz oynayalım mı kızım? Ha, bir daha oynayalım. Geç kızım dedim, geç. Bir daha oynayalım. Ver o topu. At kızım dedeye. Tamam. Beni tut, tamam mı? Tamam. Ya Allah! Ne şöyle şeyin çocuğu ya? Tamam, tamam. Ağlama kızım, ağlama, tamam. Sakin. Kızım ağlama. Sakin. Gel, bak, tamam. Gel. Seninle takım seçme oyunu yapalım. Yapalım. İstiyorsun. Forma neydi oğlum? Ne forma mı aldın? Benim kızım Adana Demirsporlu olacak. Ya. Ya. Babacığım kız özgür bir kız. İstediği takımı tutacak ya. Kızım bu takımı mı tutmak istiyorsun? Bu takımı mı tutmak istiyorsun? Yoksa bunu mu tutmak istiyorsun? Hangisini tutmak istiyorsun hocam? Bu nasıl özgürlük oğlum? Efsane forma. Ya Beşiktaş'ta olacak kız ya. İstemiyorum ben. Benim kızım. Ya oğlum ağlattın çocuğu. Kız çocuğu zor delilerdi inanmazdım. Bebeklik dönemini atlatan ebeveynlerimiz için daha zorlu bir dönem olan ilkokul çağı başlar. Bakalım ebeveynlerimizi neler beklemektedir? Annem geç kaldık Allah aşkına anne. Uflam anneye uflam. Aa, 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 aa. Batur Alp. Beslenme çantam hazır mı? Hazır annem, dur hazır getiriyorum. Getiriyorum anne, getiriyorum. Ya anne bu ne ya? Ben bununla doymam ki ya. Doyarsın anne. Hadi annem geç kal. Annem çantam, Batur Alp. Ya. Bitti kızım, dayan az daha. Bitti. Ya baba süpürge makinesiyle saç mı yapılır ya? Ya bununla temizliği herkes yapar. Önemli olan saç yapabilmek ya. Ağlama kızım. Baba olunca anlarsın beni bak. Ben babam olacağım. Ben anne olmak istiyordum ben ama.
Yok kızım, baba olmayacaksın. Yanlış konuştun, dur. Bak, ben senin beslenme çantanı da kabını da yaptım. Bakayım. Hadi bakalım, okulda yersin onları. Ben de buna kavun peynir koymuşsun. Ah, bir de büyük olacaktı ki onun yanında, biliyor musun? Sen de mi geleceksin? Yok yok, ben yine yanlış konuştum kızım. Ben sana para vereyim, öyle şey yap. İstemiyorum ben kavun peynirini. Ama kızım her şey... Kız çocuğu zor derlerdi, inanmazdım. Annem gel. Gel Batur abi. Ay, yemişsin annem her şeyi. Yedim. Yedin, aferin anneme. Annem, şimdi okuldan geldik, ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz, dişlerimizi fırçalıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz, odamıza gidiyoruz, odamızı topluyoruz. Batur abi nereye? Okuldan eve gelmiyoruz. Ama annem, gel Batur abi. Ya cips aldık, makarna aldık, ketçap aldık. Bir şey unuttum ya. Ne unuttuk ki? Ay, merhaba Nihat Bey. Merhaba. İpeyi okulda unutmuşsunuz. Pardon, ben de hatırladım ama bir şey unuttuk. Gel kızım, gel kızım. Gel. Ay, teşekkür ederim. Ay yalnız o benim çocuğum. Kızım sen de dünden razıymışsın ya. Benim kızım nerede hanımefendi? Okulda işte. Haber vereyim dedim. İyi akşamlar. Almadınız mı kızı? Kız çocuğu zor denilirdi, inanmazdım. Ebeveynlerin okul çağındaki çocukları için en zor kısımlarından biri de ödev yapma zamanlarıdır. Bakalım ebeveynlerimiz bu durumda neler yapacaklar. Gel güzel kızım benim, gel. Heh. Hadi oku. Ali, ata, bak doğru mu? Doğru benim. Akıllı tanrım benim ya. Benim güzel kızım. Baba bak, dedem kızım? Okuma öğretiyor, okuma. Ne öğretiyor? Okuma öğretiyor dedem. Kızım, dedenin okuma yazması yok ki. Baba, nasıl öğretiyorsun? Senin okuma yazman yok nasıl ya. Nasıl yok oğlum? İşte Ali Atabak yazıyor. Baba, nerede yazıyor? Ali Atın çok aç kalmış yazıyor. Ali Atabak'sın işte oğlum, aç kalmış işte. Yahu, babacığım lütfen ben öğretirim, gider misin ya? Ya, sana da ben öğrettim oğlum. Hayır. Bana da öğrettin, ben de bilmiyorum. Kız çocuğu dedesi zor olur derlerdi, inanmazdım. Batur abi, anneciğim. Bak, annem üç tane salatalığım var, ikisini yemişsin. Annem kaç tane kaldı? Üç. Annem üç tane salatalığım var, ikisini yedim. Annem kaç tane kaldı? Üç. Batur abi, nasıl üç tane kaldı annem? Annem nasıl üç tane kaldı annem? Annem ya. Batur abi, üç tane salatalığım var, ikisini yedim. Annem çıkıyor. Anne, ben salatalık sevmiyorum ki. Sesin ya. Ders öyle mi öğretilir? Nasıl öğretilen de göster ya. Batur Alp anneannem. Üç tane hamburgerim var. İki tanesini yedin. Kaç tane kaldı? Bir. Heh, hadi. Gel anneannem, gel. Bu nerede bilsin? Çocuk bakmayı. Kablom daha büyümüş. Baba, öğretmenimiz kitaplarımızı kaplamamızı istedi. Ben çoktan kapladım kızımın kitaplarını. Bakayım. Burada kızım. Bak. Kızım ne var, ne güzel işte ya, bunu buldum. Ben nasıl ayırt edeceğim? Kızım ayırt et diye matematiği ekonomi sayfasıyla kapladım. Türkçeyi köşe yazılarıyla kapladım, oradan anlarsın. Hayat bilgisini de üçüncü sayfa haberleriyle kapladım, ona bakma. Fazla bakma canım sana. Ben istemiyorum kapatayım. Ama ağlama her şey. Kız çocuğu zor delilerdi, inanmazdım. Emin ol ya. Anne, ben sana bir şey diyeceğim ama kızmandan korkuyorum. Annem, ben sana ne zaman kızdım? Gel. Gel. Anne, öğretmen dedi ki, yarın da dedi, kalemdeki kitaplarınızı kaplayın dedi. Ben sana söylemeyi unuttum. Batur Alp, ben gecenin bu saatinde nereden bulayım kaplama kağıdını anne? Batur Alp, ben nereden bulayım annen gecenin bu saatte Batur Alp? Batur abi, ben nereden bulabilirim anneciğim? Batur abi, gece saat 11. Ben gidiyorum ya. Gitme, dur. Alo. Alo, pardon komşum sesim. Komşum, kaplama kağıdı var mıydı sizde? Tamamdır komşum, gönderiyorum. Beni düşürdün annene bak. Beni düşürdün annene bak oğlum. Yürü kaplama kağıdına gidiyorum. İlkokul
dönemini de geride bırakan ebeveynlerimiz bakalım çocuklarının ergenliğiyle nasıl başa çıkacak? Hep beraber izliyoruz. Batur Alp gel. Ana. Batur Alp, anneciğim ben sana okulda arkadaşlarınla kavga etmeyeceğim demedim. Demedin. Annem illa demem mi lazım benim? Ha? İlla demem mi lazım? İki tane ekmek al gel. Gidemem. Batur abi iki tane ekmek al gel. Gitmem. Anneciğim iki tane ekmek al gelir misin? Hayır gitmeyeceğim. Tamam Batur abi. Ben gideyim anne. Ben giderim anneciğim. Yazık bana ben gideyim geçerim bu saatlerde köy sokaklara kendimi atayım anne. Ya anne tamam ya. Yapma böyle. Anneannem gitsin. Anneanne senin hala giderin var. Anne bismillah. Ne biçim çocuk büyüttün ya? Ben sana böyle mi öğrettim? Ama anne benimle ne alakası var bu konumda? Geç önüme. Geç önüme. Ergenlik neymiş böyle ya? Kızım. Sen niye okulda kavga ediyorsun? Baba küfür etti. Tamam ben sana okulda etme çıkışta döv diyorum. Dövdüm. Dövdün mü? Dövdüm. Nasıl dövdün kız? Öğrettiğin gibi. Allah göster bakayım. Göstereyim. Göster ya. Bakayım. Şimdi buradan karaciğer tamam. Bir yapıştır. Tamam kızım. Aferin kızım öğrettiğim gibi harbiden. Aferin. Böyle mal gibi kaldı işte. Nasıl konuşuyorsun babayla kızım sen? Git buz getir ya. Ergenlikleriyle bir şekilde başa çıkan ebeveynlerimiz bakalım ilk aşk konusunda neler yaşayacaklar. Hep beraber izliyoruz. Anne. He anne. Benim doğum saatim ne? Kızın adı ne? Oha anne nereden anladın ya? Anlarım ben. Gel sen şöyle. Baba. Ha kızım. Benim doğum saatim ne? 2009. Nasıl söyleyeceğim? Nasıl erkek arkadaşım var diyeceğim. Tamam diyeceğim. Güçlüyüm. Kaç yaşındayım? Diyeceğim. Baba. Ha kızım. Bir şey demem lazım. Baba. Tamam bir tuvalete git kızım öyle söyle. Baba. Kızım ne oldu? Bir şey baba, mi? Uyuyor. Yaklaşma bana. Yaklaşma bana pis ergen. Baba. Kızım ne oluyor? Bir şey demem lazım. Ne oldu kızım? Baba. Ne oldu? Benim erkek arkadaşım var. Niye öyle oldu kızım? Erkek arkadaşım var. Nasıl erkek arkadaşım var? Kız çocuğu zor delilerde inanmazdım. Anne, kızlara kibar davranacaksın, doğru konuşacaksın. Alacaksın, evin evine bırakacaksın, yemeğini ısmarlayacaksın. Her zaman nazik olacaksın. Bak bu en önemlisi. Anne, ben ayrılmak istiyorum. Ama Batur Alp öyle olmaz annem, yapma. Baba, ay. Kızım baba. Sana da iyice kavga etmeyi öğrettik ya. Bana bak. İyi misin, iyi misin? Bana bak, erkek olmaz. Erkekten arkadaş olmaz, erkekten kanka olmaz, erkekten akraba bile olmaz. Sen de erkeksin. Ben erkek değilim, babayım. Ya ağlama Ayçelek, babasının kızı olmak zor derlerine inanmazsın. Bak bir de babasını taklit ediyor. Düşünüme ya, düşünüme. Ya Rabbim ya. İlk aşk başladıktan sonra bitişi de vardır tabii. Bakalım ebeveynler bu aşk acısıyla nasıl başa çıkacaklar? Annem yapma böyle, kurban olayım annem yapma. Aç ağzını Batur abi. Annem ne güzel yerdin sen eskiden. Annem bir deri bir kemik kaldın. Kalmadın tamam. Ama annem bak yemezsen büyüyemezsin. Anne. Yemezsen büyüyemeyeceğim tek şey neydi biliyor musun? Neydi annem? Kasıktı. Aç müziği aç. Aç, aç. Sen yüzenlerin kalpleri kırılsın. Allah onların belasını vermesin. Sana yazık olur. Canım olur. Yazık.
çikolata aldım. Ya, üzülmeyeyim diye mi? Yok, kilo al da başkası bakmasın diye. Ağlama kızım, kıyamam gözyaşına ya. Kim ağlattı seni? Çocuk, o çocuk. Tamam, yürü, dövelim mi onu? Dövelim. Dövelim, sen döv onu, ben şey yapamam da. Tamam, ben dövelim. Ay, düşün. Gidelim, dövelim düşün. Baba. Kız çocuğu zor denlerdiğini anlamazdım. Ergenlerimiz büyüyüp birer yetişkin oldu. Özel günler geldi çattı derken, bakalım ebeveynler mezuniyet gününü nasıl geçirecek? Baba, heh, hazır mısın? Hazırım kızım, hazırım. Nasıl olmuşum? Çok güzel. Bak bakın, bak bakın. Bak. Merhaba. Merhaba. Baba, tanıştırayım. Anlaşıldı, erkek arkadaşım galiba. Beyefendi merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizin ne cübbe giyiniyorsunuz? Nasıl? Ben de mezun oldum. Nasıl ya? Bayağı. Ben de bitirdim. Kızımı çakallara yem edemeyeyim. Ben de okudum onunla birlikte. Maşallah, ne yakışmış cübbe. Ne kadar güzel olmuş. Ya teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. İkinci oldum ama ya. O birinci olanı bulayım, onun taşını gözünü dağıtacağım da. Baba, birinci benim. Birinci sen misin? Gel kız, aferin sana kız. Kızım, keşke anan da olsaydı, o da gurur duyardı seninle, biliyor musun? Ya olsun baba. Sen benim hem annem hem babamsın. Öyle mi? Sen de benim gurur kaynağımsın kız. Gel buraya. Annem, keşke baban da burada olsaydı. Derece alamadın diye kemiklerini kırardı. Anne benim kemiklerimi de kıramazdı bence ama... Doğru, kıramayabilir daha. Ama eve gidince hem anne hem baba olarak iki kere yaparsın, olur mu? Olur, ışık sıpasın. Evet sevgili izleyenler, bu hayatta baba olmak ayrı, anne olmak ayrı zordur. Ama hem anne hem de baba olmak en zorudur. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek üzere. Kız ne mezuniyeti be? Ben ona gelmedim ki. Neye geldin? Niye geldin ya? Meliha Hanım. Biz devlete çıkıyoruz gençler. Hadi Allah'a sağlık. Anne, Allah, sen de istiyorsun bir skeçti. Yani böyle giriş çıkışı zor. Arkada sürekli kıyafet değiştirdiler. Hepinizi tebrik ederim. Kostümü de tebrik ederim. Ayrıca İpek ve Aleyna yazdı değil mi? Aleyna da orada. Gel sen Aleyna. Çok şakalıydı. Çok reaksiyon aldı. Soracağım o yüzden. En sevdiğiniz şaka var mıdır? Nedir? Ağlama. Ya evet, Kadir. Kardeşim Allah ağlatmasın ama ne güzel ağlıyorsun. Çok güzel ağlıyorsun. Bir kere daha ağlamasın. Bir kere daha ağlasın diyenler. Ekranların başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz ve tiyatroda bizi yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimiz. Bir haftanın daha sonuna geldik. Gecenin tamamı için soruyorum. Çok güzel hareket diyenler. Alkışlar BKM Mutfak oyuncularına. Şimdi bu kadar.
bekliyor. Ana, salakana salakana bırak da biri. Abi diyeceksin ya, dedim. Abi dedim, abi. Kim miydi lan o?